Sayın Türkiye Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkan Vekili ve üyelerimiz, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu üyelerimiz, Sayın EPDK Başkanı ve kurul üyelerimiz, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız, Sayın Bürokratlar, yurt dışından katılım sağlayan Sayın Danimarka İklim, Enerji ve Yapı Bakanı, Sayın Büyükelçiler ve Ticaret Ateşeleri, Sayın Bürokratlar, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi Sayın Başkanı, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın CEO'su ve temsilcileri, İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, İspanya, Polonya, Avusturya, Portekiz ve Litvanya ülkelerin sayın CEO'ları ve temsilcileri, rüzgar enerjisinin sayın sektör paydaşları, yatırımcıları ve sponsorlarımız, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına bu yıl üçüncüsünü düzenlemekte olduğumuz Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi TÜREK 2014'e hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Az önce sunucumuz da ifade etti. Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız da aramızda bulunmak istiyorlardı. Ancak yaşanan vahim olaydan ötürü biliyorsunuz ilk günden beri olay yerine hareket ettiler. Üç bakanımız da kurtarma çalışmalarında mevcutta bulunuyorlar, koordine ediyorlar. Allah onların yardımcısı olsun, Allah kurtarma çalışmalarında bulunanların yardımcısı olsun ve özellikle de Allah oradaki işçi kardeşlerimizin ailelerinin yardımcısı olsun. Ve Allah inşallah bu tür faciaları ülkemize, bizlere yaşatmasın, acımız büyük. Sayın katılımcılar, bu yılki etkinliğimizi diğerlerinden ayıran iki önemli faktör var. Bunlardan bir tanesi Danimarka Bakanımızın, Sayın Danimarka Bakanı'nın teşrifleri. Danimarka niçin önemli? Danimarka dünyada rüzgar sektörünün, rüzgar endüstrisinin doğduğu ülke. Bu anlamda bizim için ülkemizdeki rüzgar potansiyelinin geliştirilmesi için önemli bir ülke. Türkiye'deki rüzgar potansiyeli ve yatırım fırsatlarını düşündüğünüzde Türkiye gözde ülke. Dolayısıyla iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla bu kongremize katıldılar, şeref verdiler, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Bakanımızın, Sayın Danimarka Bakanı'nın katılımında bizlere destek veren Danimarka Büyükelçiliğine ve Ticaret Ateşeliğine de teşekkürlerimizi sunmak istiyorum sizlerin nezaretinde. Sayın katılımcılar, bu yılki etkinliğimizin ikinci önemli özelliği ise Küresel Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı buradalar. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, CEO'su ve temsilcileri buradalar. Ve az önce isimlerini saydığım ülkelerin Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanları ve temsilcileri buradalar. Biz bu işbirlikteliğinden çok memnunuz. Ve işbirlikteliklerimizin devamını ve gerek ülkemizde gerekse küresel anlamda rüzgar sanayisinin, rüzgar sektörünün gelişimini arzu ediyoruz. Kendilerine de ben huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hem işbirliklerinden dolayı hem Türkiye'de hem de küresel anlamdaki rüzgara desteklerinden dolayı. Sayın katılımcılar, değerli sektör paydaşları, size bir hususu daha belirtmem gerekiyor. Bu da şu, bu etkinliğimizden yaklaşık 5 ay sonra kıtaların buluştuğu şehirde, İstanbul'da Kıtalar Arası Rüzgar Enerjisi Kongresini gerçekleştireceğiz. Bu kongreyi Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi ile
ortaklaşa organize ediyoruz. Ben eminim ki gerek buradaki mevkidaşlarımız, gerekse ulusal ve uluslararası bazdaki tüm sektör paydaşları hem Türkiye'deki hem de küresel anlamdaki rüzgar enerjisinin gelişimine katkı koyacaklar, destek olacaklar. Lafı fazla uzatmayacağım sayın katılımcılar. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok konuşmacının yer aldığı ve iki gün sürecek olan TÜREK 2014'ün verimli geçmesini temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Atasevene konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Sayın Doçent Doktor Murat Mercan'ı kürsüye davet ediyorum efendim. Çok değerli Danimarka'nın Çevre, İklim ve Enerji Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çevre Komisyonu Başkan Vekili ve üyeleri, Enerji Sanayi Komisyonu'nun çok değerli üyeleri, eski arkadaşlarım, EPDK'nın çok değerli Başkanı ve üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, değerli katılımcılar, ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Biraz önce Mustafa Bey'in de söylediği gibi, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Rüzgar Enerjisi Kongresi, ümit ediyorum ki, sektörün her alanda kendisini bir yıl boyunca gözden geçirdiği, her konuyu rahat rahat tartışabildiğimiz, sektörün geleceğiyle ilgili sorunlarımız, fırsatların konuşulabildiği bir platform olsun. Geçen seneye göre bu sene daha iyi durumdayız. Hem katılımcı açısından hem düzenlenen oturumların sayısı açısından hem de konuşmacılar açısından. Fakat nasıl sektör Türkiye'de her yıl daha fazla büyüyorsa ben önümüzdeki yıllarda bu kongrenin daha fazla büyüyeceğine inanıyorum. Bu konuda da doğrusu Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin büyük gayretlerine şahsen şahit oldum. Tüm sponsorlarımız bu kongrenin gerçekleştirilmesinde bize çok büyük destek veren tüm sponsorlarımızı da burada hem hayırla yad etmek istiyorum hem de kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu tür konferansların şöyle bir güzelliği var, şöyle bir avantajı var. Sektörün bütün oyuncularının bir araya geldiği, mesela TİH Genel Müdürümüz burada, EPDK çok önemli bir katılım gösteriyor. Bakanlık üst düzey katılım gösteriyor bakanlığımız. Sektörün bütün oyuncuları, üreticiler, uygulayıcılar, operatörler burada. Bunların en iyi biçimde tartışıldığı ve biraz da aslında hasret giderildiği bir ortam olması açısından ben bu toplantıları çok önemsiyorum. 5 ay sonra küresel bağlamda bir kongreyi de inşallah biraz önce Mustafa Bey'in de söylediği gibi İstanbul'da yapacağız. Hem TÜREK, aynı zamanda Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği ve Küresel Rüzgar Enerjisi Birliği ile birlikte bu kongre yapılacak. Bu kongrenin de ben çok başarılı olacağını ve bir ilk olacağını size söylemek istiyorum. Bu birinci Küresel Rüzgar Enerjisi Kongresi
de diyebiliriz. İnşallah o da çok başarılı bir biçimde yapılacaktır. Tabii ki oralarda da sizlerin büyük bir desteğini hem katılımcı hem sponsor olarak görmek arzusundayız. Bakanlığımız biraz önce yine Mustafa Bey'in söylediği gibi başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olmak üzere bu organizasyona çok büyük bir destek vermektedir. Çünkü hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin toplam enerji tüketiminde %75'i ithale dayalı bir enerji sektöründen söz ediyoruz. Yerli ve yenilenebilir kaynakların bir an önce harekete geçirilmesi ve 2023 hedeflerinin ki 20 bin megawatt düzeyindedir ulaşılması için hükümet olarak, devlet olarak elimizden gelen her şeyi yaptıklarını inanıyorum. Ben de şahitim zaten. Zaten dün de biraz sonra eminim müsteşarımızı da açıklayacaktır. Başbakanımızın bu konudaki açıklamaları, önümüzdeki günlerde bu konulardaki açıklamaları da yenilenebilir enerji genelinde rüzgar enerjisi sektörüne de yeni bir yön, yeni bir ivme ve yeni bir heyecan katacaktır. Geçen sene de ben kongre başkanıydım. Bu sene de Allah nasip etti. Seneye artık ne olur bilmiyorum. Ben bu kongrenin de çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Ümit ediyorum, tekrar söylüyorum. Burada bütün oyuncular, yerel, yerli, yabancı, bütün oyuncular burada bunu fırsata dönüştürerek sektörümüzün daha da gelişmesi için çabalarımızı, gayretlerimizi arttıralım. Ben katılımlarından dolayı tüm katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sayın Mercan'a teşekkür ediyoruz ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği CEO'su Sayın Thomas Becker'i kürsüye davet ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Değerli bakanlar, değerli meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle bu çok önemli kongrenin düzenlenmesinden dolayı organizatörlere teşekkürlerimi ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. İlk vurgulamak istediğim nokta rüzgar enerjisinin Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyanın her yerinde çok hızlı bir evrim ve gelişme gösteriyor olması. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde bir rüzgar türbini her 30 dakikada bir kuruluyor. Yani 30 dakikada bir yeni bir rüzgar türbini. 5 yıl içerisinde bu rakam her 15 dakikada bire inebilir ve 2030'a kadar her 5 dakikada bir yeni bir rüzgar türbini kurulur hale gelebilir. Bu çok çarpıcı bir rakam. Bu neden oluyor? Çünkü rüzgar enerjisi çözüm getiren bir yoldur. Rüzgar enerjisi enerji üretimi için bir alternatif getirmektedir ki bu da ekonominin büyümesi için kaçınılmaz bir gerçekliktir. Aynı zamanda ücra köşelere elektriğin dağıtılabilmesi açısından da rüzgar enerjisi çok önemli bir alternatiftir. Çünkü dünyanın bazı yerlerinde hala insanların elektriğe ulaşımı bulunamamaktadır. Ayrıca rüzgar enerjisi de istihdam açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır. Giderek çok fazla ülkede endişe yaratan işsizlik sorunu Avrupa dahil dünyanın pek çok yerinde bu şekilde çözümlenebilir. Bir tek noktanın daha altını çizmek istiyorum. Rüzgar enerjisi megawatt saat kurulu kapasite ve megawatt saat üretim bazında diğer enerji teknolojilerinde hiç olmayacak kadar fazla bir istihdam kapasitesine sahiptir. Bunlar Avrupa Komisyonu'nun ifadeleri efendim. Ayrıca rüzgar enerjisi kaynakların tükenmesi noktasında da önemli bir katma değer sağlamaktadır. Bunu
etkin bir şekilde sonsuz doğal bir kaynak olan rüzgarı kullanmak suretiyle gerçekleştirmektedir. Rüzgar enerjisi iklim değişikliğine de çözümler sunabilmektedir ve bunu yaparken tabii ki emisyonlar üretmemek, kirletici olmayan bir enerji kaynağı teşkil etmek gibi avantajları bulunmaktadır. O nedenle şaşırtıcı değil ki bizim sektörümüz enerji üretim sektörleri arasında en hızlı gelişeni. Yeni Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanının da yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla vurgu yapması, istihdam paketi içerisinde bu kaynakları gündeme getiriyor olması ve 300 milyar euroluk yatırımı çözüme dayalı sektörlerde kullanma sözü vermeyi de boş yere yapmamaktadır. Sayın Başkan'a göre Avrupa Birliği yenilenebilir enerji kaynakları açısından dünyanın birincisi olmalıdır. Bunlar onun sözleri, benim değil. O nedenle artık Avrupa Komisyonu derhal bu konuda çalışmalarını hızlandırmalı ve enerji hedeflerimizin gerçek anlamda Avrupa'ya rekabetçilik getirmesini sağlayabilmelidir. Burada üç tane kilit mesaj vermek isterim bu bağlamda. Birinci mesajım, enerji en ucuz teknolojidir mesajı olacak. Pek çok kişinin düşündüğünün aksine rüzgar en ucuz enerjidir. 13 Ekim'de en nihayetinde diyeceğim çünkü çok uzun süredir üzerinde çalışılan bir rapordu. Bu yıl 13 Ekim tarihinde Avrupa Komisyonu bir rapor yayınladı. Bu rapor içerisinde kömür, gaz, nükleer enerji ve diğer teknolojiler ki rüzgar da dahil olacak şekilde maliyet bazında karşılaştırılıyordu. Raporun yeni tarafı nedir? Çok çarpıcı bir şey sunuyor. Öncelikle bu teknolojilerdeki sübvansiyon seviyelerini ölçüyor. Ne kadar sübvanse edildiklerini ortaya koyuyor ve diğer maliyetleri kantifiye ediyor. Mesela su kullanımı, kaynakların tüketilmesi, kirlilik gibi maliyetleri karşılaşıyor. Bir şekilde enerji faturalarımızda, vergilerimizde ödediğimiz bütün bu rakamlar dile getiriliyor ve unutmayın bu rapor bir ajitatif rüzgar enerjisi birliği tarafından ya da bizim birliğimiz tarafından üretilmiş bir şey değil. Avrupa Komisyonu'nun kendi raporunda bu ifade ediliyor. Önümüzdeki sonuçlar çok şaşırtıcı değil benim için ama bence başkaları için çok şaşırtıcı çıkmış olabilir. Kısaca şöyle diyor, bu rapora göre en ucuz enerji üretim teknolojisi rüzgardır, en pahalısı kömürdür deniliyor. Ve özellikle gaz ve nükleerden daha ucuzdur rüzgar enerjisi ve kömürle de rekabet edebilir deniliyor. Çok ilginç değil mi? Unutmayın rüzgar uzun süredir en pahalı ve en zor teknoloji olarak hep suçlanırdı. Çok uzun süredir kurulması imkansızmış gibi lanse edilirdi. Ama durum öyle çıkmadı. Herkes rüzgarı çok destekliyor, çok seviyor ama burada eylemler pek bunu gösterir durumda değil. Hala klişelerle konuşuyoruz. Çok fazla yatırım yapılmıyor. O nedenle bir noktayı açığa kavuşturmak isterim ki rüzgar bu faturaları çok rahat bir şekilde öder. Önümüzdeki dönemde kömür ucuzlaşmayacak. Fakat rüzgar ucuzlaşacaktır. Ne kadar çok rüzgar enerjisi kurulumu yapılırsa o kadar ucuzlayacaktır. İkinci bir noktanın daha altını çizmek isterim. Rüzgar enerjisi istikrar gerektirir. Kararlılık gerektirir. İşte burada siyasilere dönmek istiyorum. Çünkü rüzgar enerjisine yapılacak yatırımlar diğer enerji sektörlerine ya da altyapılarına genel anlamda yapılacak olan yatırımlardan farklıdır. Sermaye başlangıçta sermaye yoğun bir yatırımdır. Ama çok uzun sürelerce kullanılabilir ve kullanım süreleri, verim süreleri uzundur. Uzun süreli bir vizyon gerektirir. Aynı zamanda politikalarda da istikrarlı olunmasını gerektirir. Son bir mesajı daha iletmek isterim. Enerji açısından önemli olduğunu düşündüğüm son bir kilit mesajım daha var. O da şöyle ki, bu mesaj daha ziyade benim şahsi deneyimlerim ışığında sektöre bir tavsiyem olacaktır. Siyasetçileri
alıp fabrikalarınızı ve rüzgar çiftliklerinizi ziyaret ettirin. Gerçekten gözle görmekten daha ikna edici bir şey yoktur. O makineleri, türbinleri görmek ancak siyasetçileri ikna edebilir, karar vericileri ikna edebilir. Çünkü biliyoruz ki bazı siyasetçilerin ve bazı karar vericilerin hala rüzgara karşı önyargıları mevcuttur. Rüzgar enerjisi hızlı gelişiyor dedim. Dünyada her 30 dakikada bir yeni bir türbin kuruluyor dedik. Aslında bu oturum bitene kadar iki tane daha yeni rüzgar türbini kurulmuş olacak. Bunu artık Türkçe söylemem gerekti. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Thomas Becker'e biz de teşekkür ediyoruz ve şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi Başkanı Sayın Dr. Klaus Reiwe kürsüye davet ediyoruz efendim. Ministers, excellencies. Sayın bakanlar, excellence'ları, değerli katılımcılar, değerli dostlarım, rüzgar enerjisi sektörünün değerli katılımcıları. Bizim sektörümüz, yani rüzgar enerjisi sektörü gerçek anlamda küreselleşti. 10 yıl önce Pekin'de bir küresel rapor yayınlanmıştı bizim Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyimiz tarafından ki birkaç yıldır bunu tekrarlıyoruz. Bu rapor içerisinde 3 tane senaryo genellikle tanımlıyoruz. Rüzgar enerjisi sektörünün 2020 ve 2050 yıllarına kadar hangi yönde gideceğiyle ilgili bir takım senaryolar hazırlıyoruz. Size bazı rakamlar vereceğim. Bizim burada bahsettiğimiz senaryolar bir taraftan raporlara, tespitlere, Uluslararası Enerji Ajansı'nın bulgularına dayandırılıyor. Ve daha ziyade bunlar varsayım niteliğinde. Fakat ortalama bazı ılımlı senaryoları da dikkate alıyoruz. Son 20 yıldır gördüğümüz senaryolara göre. Bir tane senaryomuz da en ileri senaryo ya da en iddialı senaryo diyebileceğimiz bir senaryo. Bu da iddialı enerji politikalarına göre işte ilgili rüzgar enerjisi ülkelerinden alınmış senaryolar. Şimdi 2020 yılına kadar ne göreceğiz? Yaklaşık 600 gigawatt göreceğiz. 700 bu gigawatt olacak ortalama senaryoya göre. Fakat en uç senaryoya göre de 800 gigawatt olacak. 2050'de ise 2000 kurulu kapasite 1600-2600 ya da 4000 gigawatta kadar çıkabilecek. Bunlar geleceğe ait senaryolar. Bu senaryolardan bahsederken bunları hep akılda tutuyoruz. Çünkü aslında geçmişte gördüklerimize göre gelecekte öngörülen bu senaryoların gerçekleşebileceğini biliyoruz. Ben birinci raporun yayınlanmasından sorumluydum. Bu Wind Force 10 başlıklı bir rapordu. 15 yıl kadar önce yayınlanmış olan bir rapordu. Ve o raporda şöyle bir varsayımda bulunuyorduk. 2010 yılına kadar ki biz o dönemde çok iddialı da görüyorduk bu senaryoyu. 200 bin megawattlık bir kurulu kapasiteye ulaşılabilir diyorduk. Şöyle bir geri dönüp bakalım. O yılda 2010 ve ötesi çok iddialı hedefler gibi görünüyordu ama yaklaşık 212 bin megawatt hali hazırda kurulmuş oldu. Demek ki kendimizi ispatlamışız. Rakamlarımızın doğrulanmış olduğunu görüyoruz. O nedenle şöyle bir mesaj vermek istiyorum. İstikrarlı siyasi ortamlarda bizim sektörümüz %10-15 hatta önümüzdeki yıllarda yıllık %20 büyüyebilecek kapasiteye sahiptir. Bu büyüme kapasitesi daha önce hiç yatırım yapılmamış hiçbir sektörde
sektöre benzememektedir. Mesela iletişim sektörüne bakalım. İletişim sektörü aşağı yukarı aynı olabilir ama çok farklı bir alanda biz bu topu oynuyoruz. Onun için yine de farklı olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılar açısından da ben ikinci bir mesaj vermek isterim. 2050 yılına gelinceye kadar, ki bugünden itibaren 36 yıl sonrasından bahsediyorum. Yaklaşık 637 gigawattlık eski kömürle çalışan santraller kapasite dışı kalacaklar. Çünkü ömürlerini tamamlamış olacaklar. O nedenle 637 bin megawattlık bir yeni kapasite kurulumu yatırım imkanı var. Ve bunların daha yeşil, daha güvenli, daha yerli kaynaklarla ikame edilmesi, temelde de rüzgar enerjisi sektörüyle ikame edilmesi mümkün olabilir. Bugün küresel seviyede baktığımız zaman rüzgar faaliyetlerini 90'dan fazla ülkede var olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerin 24'ü içerisinde rüzgar türbinlerinin kurulumu 1000 megawattın üzerine geçti bile. O nedenle rüzgar enerjisi elektrik üretiminin ve elektrik sektörünün tam kalbinde bulunuyor bu ülkelerde. Çin'den bahsedelim. Çin kurulu kapasite açısından lider. 90 bin megawattlık bir kapasiteleri kurulu bulunuyor ki hemen şu anda bu yıl içerisinde kurulumu bitmesi planlanan 20 bin megawattlık bir kapasite daha var. Hatta daha önemlisi Çin'de rüzgarın gelişim hızı ve yatırım hızı 2013-2014 yılları içerisinde kömürü geçmiş durumda. O nedenle insanlar bir yandan Çin'in kömür politikalarını eleştiriyor olsa da, ki ben de katılıyorum iklim değişikliği nedenlerinden dolayı, Çin hükümetini bir yandan da takdir etmemiz gerekir. Çünkü bir yandan da yıl bazında bu kadar çok rüzgar türbini kurmuş oldukları ve daha güvenli, daha temiz bir çevreye katkıda bulundukları için. Rüzgar enerjisi iklim değişikliğiyle mücadele açısından çok önemli. Thomas Becker'ın da söylediği gibi istihdam yaratmak açısından çok önemli. Ve elektrik üretimi açısından çok temel bir bence katkı koyan taraf. Bana sorarsanız 21. yüzyılın temel enerji kaynağı olacak. Çünkü elektrifikasyon olmazsa iletişim de olmaz. Elektrikten bu kadar çok bahsediliyor. Elektrik şebekelerinden, yeşil elektrik kaynaklarından bahsediyor. O nedenle tam bu noktada bir mesaj daha vermek istiyorum. Eğer iletim olmazsa daha üstün teknolojilere geçiş de olmaz. O nedenle Türk Rüzgar Enerjisi Birliği ve operatörleri arasında çok yakın bir ilişki, çok yakın bir işbirliği olmalı ki önümüzdeki dönemde yeni şebekeler kurulurken daha başarılı olabilsin. Türk hükümeti ve Türk Rüzgar Enerjisi Birliği'nin de 2023 için koymuş oldukları iddialı hedefleri de son derece yakından izlediğimizi, ki biliyoruz 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olacak. Büyük lider Atatürk'ün öncülüğünde 100. yıl kutlanırken umuyorum ki Türkiye'deki rüzgar türbinlerinin sayısı da çok artmış olacaktır. Türkiye'nin ayrıca Doğu Batı arasındaki ticarette çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Avrupa Asya arasında çok uzun yıllardır bir geçiş köprüsü niteliğindedir. O nedenle Türk yatırımcıları açısından, Avrupalı yatırımcılar açısından, uluslararası yatırım ortamı açısından, yenilenebilir enerjinin geleceği açısından Türkiye'nin bir örnek ülke olabileceğini düşünüyorum. Umuyorum bu kongre ve özellikle birlikteki Türk dostlarım, Türk hükümeti bu yolda son derece başarılı olurlar. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Rey ve teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi de yine açılış konuşmalarını yapmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum efendim. Danimarka İklim, Enerji ve Yapı Bakanı Sayın Petersen, Sayın Çevre Komisyon Başkan Vekilim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Bakan Yardımcım ve Kongre Başkanım, Sayın Müsteşarım, Kurulu Üyesi Arkadaşlarım,
Genel müdürlerim, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında geçen hafta Ermenek'te meydana gelen maden kazası nedeniyle yaşanan acıları yürekten paylaştığımı ifade etmek istiyorum. İnşallah milletçe bizi derin bir üzüntüye sokan bu tip kazaları bir daha yaşamayız. Değerli katılımcılar, Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün tüm yönleriyle tartışılacağı bu kongreye katılıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Geçen yıl gerçekleşen kongrenin 18 ayrı oturumda 100'den fazla konuşmacı ve 2200 kayıtlı yerli ve yabancı ziyaretçi ile gerçekleşmiş olması Türkiye rüzgar enerji sektörünün ulaştığı başarı noktasının bir yansımasıdır. 1998 yılında 8.7 megawatt olarak başlayan rüzgar enerjisi yatırımları bugün 3500 megawatt civarında kurulu güce ulaşmıştır. Bu başarıda en büyük pay özel sektörümüzündür. Özel sektörün yatırımlarını bu denli hızlı ve güvenli bir ortamda yapabilmesinin ardındaki en temel etken ise ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrardır. Bu istikrarın beraberinde getirdiği yatırım imkanıdır. Ekonomik istikrar yerli ve yabancı yatırımlar için gerekli şart olsa da tek başına yeterli olamayabiliyor. Ekonomik istikrar ancak siyasi istikrarla bütünleştiği zaman yatırımcıya güven verir. Ülkemizde bu güven ortamı tesis edildiği için enerji sektörü özel sektör yatırımlarıyla büyük bir sıçrama yaşamıştır. Gerçekleşen bu gelişmeyi rakamlara dökecek olursak bugün itibariyle 249 RES projesi için 9750 megawatt kurulu güce sahip projeye kurulumuzca lisans verilmiştir. Rüzgar enerjisinde son bir yılda kurulu gücümüz %35 artmıştır. Bu artış son 5 yıl dikkate alındığında %440 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında RES'lerden yaklaşık 8 milyar kilowatt civarında elektrik üretilmiş olup bunun toplam 2013 yılı üretim içindeki payı %3'ten fazladır. 68 bin megawatt seviyesindeki toplam kurulu gücün %5'i RES'lerden oluşmaktadır. Değerli katılımcılar, sektörde bu tip çarpıcı gelişmeler yaşanırken bildiğiniz gibi zaman zaman sıkıntılı süreçler de yaşamaktayız. 1 Kasım 2007 tarihinde lisans başvurularına ilişkin sorunlu bir süreç yaşandıktan sonra kurumumuz başvuru sahiplerine lisanslarını verdi. Fakat halihazırda söz konusu lisans sahibi şirketlerin bir kısmıyla sorunlar yaşamaya devam etmekteyiz. Sektörde 2 Mayıs sendromu olarak algılanan ve kanunun 9. maddesi kapsamında kurumumuzca yapılan incelemelerde de kanunun öngördüğü sürede yatırıma dönüşmeyen bu lisanslar en tartışmalı grubu oluşturmaktadır. Kurumumuz 1 Kasım başvurunun lisanslandırılması için harcadığı çabanın daha fazlasını geçici 9. madde kapsamındaki incelemeler sürecinde sarf etmektedir. Yaşanan olumsuzluklara rağmen enerjide ülkemizin beklenti ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak sektörde yatırım yapmak için çabalayan gerçek ve samimi yatırımcıları mağdur etmeyecek çözüm alternatifleri üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bunun yanı sıra kurumumuz yeni başvuru süreciyle ilgili olarak yönetmelikte bazı değişiklikler üzerinde çalışmaktadır. EPDK olarak önümüzdeki süreçte işlemlerin daha şeffaf yürütülebilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması amacıyla yeni tedbirler almayı planlamakta, spekülatif başvuruları engelleyecek önlemler üzerinde de çalışmaktayız. İlan edilmiş 3000 megawatt kapasitenin 2015 senesi içerisinde lisanslandırılabilir aşamaya gelmesi için tebligattan dosya yapısına kadar her aşamayı ayrıntılı biçimde yeniden düzenlemek için değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Yakın zamanda bu husustaki çalışmalarımızı ve taslakları sektörle paylaşacağız.
Bildiğiniz gibi Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nce ülkemizdeki yüksek verimli rüzgar enerjisi sahalarında yaklaşık 20 bin megawatt civarında yüksek verimli rüzgar enerjisi santrali kurulabileceği tespit edildi. Bu çalışmalarından dolayı Sayın Genel Müdürümüzü ve ekibini de şükranla anmak istiyorum. Kurumumuz bu kapasitenin ivedilikle lisanslandırılmasına da özel önem vermektedir. Bunun için de Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğümüzce birlikte koordineli ve verimli çalışmamız devam etmektedir. Bu kapsamda kurumumuz rüzgar enerjisine dayalı lisanslarla ilgili olarak her yıl kapasite ilan etmeyi de öngörmektedir. Kurum olarak 2023 hedefleri kapsamında rüzgar enerjisine 20 bin megawatt kurulu güç hedefine ulaşmak için periyodik biçimde lisanslama çalışmaları yapmak üzere dönemsel planlamalarımızı yapmaktayız. Her ne kadar bazı sektör temsilcilerimiz tarafından bu hedefe ulaşılamayacağı ifade edilse de sektör paydaşları olarak tüm enerjimizi var olan sorunları çözmeye odaklayarak hedefimizi yakalayacağımızı umuyorum. Bu hedefe ulaşmak için EPDK ile beraber EPDK'nın dışındaki konuyla tüm paydaşların bu duyarlılığı göstermelerini bekliyorum. Öte yandan resp sahalarında güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurarak hibrit üretim tesislerinin meydana getirilmesi ve rüzgar lisanslarındaki atıl kalan sahaların değerlendirilmesi yönünde de incelemelerimiz teknik düzeyde devam etmektedir. Enerji projelerine karşı yapılan çevreci eylemlere de kısaca değinmek istiyorum. Enerji projelerini çevreye rağmen değil, çevreyle uyumlu şekilde yapmak tüm sektör paydaşlarının gözeteceği bir unsurdur. Kurum olarak sahip olduğumuz doğal güzelliklerin ve zenginliklerin atalarımızın mirası değil, çocuklarımızın emaneti olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle hareket eden kurumumuz, yatırımlara ilişkin ilgili kurumların vereceği çevre etki değerlendirme raporlarını titizlikle incelemekte ve buna göre karar vermektedir. Bu bağlamda çevreci eylemlerde sergilenen istemezlik yaklaşımının da kendini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Termik, hidroelektrik ve rüzgar santralı kurdurmak istemeyen, nükleer santrala külliyen karşı çıkanların yarın güneş santrallerine de karşı çıkma ihtimali de şimdiden akıllara gelmektedir. Çünkü bundan 5-6 sene önce elektriği rüzgardan elde edelim diyenler bugün RES'lere karşı çıkıyorlar. Peki ben de bu projelere karşı çıkanlara sormak isterim. Ülkemizde her geçen gün artan enerji ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Bunun için bir çözüm önerimiz var mı? Birkaç saat elektrik kesildiğinde sokaklara düşen insanlara veya elektriği kesildiğinde duracak sanayi üretimine nasıl kayıtsız kalırsınız? Kim ne düşünürse düşünsün, bizler sorumluluğumuzun farkındayız ve buna göre hareket ediyoruz. Değerli katılımcılar, kurum olarak amacımız yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemize kazandırılması için üzerimize düşen görevi yapmaktır. Bu çerçevede yerli ve yabancı yatırımcılarımızın önünü açmak ve onlara yol göstermek için mevzuat çerçevesinde işbirliği yapmaya hazırız. Tüm sektör paydaşları için 2 gün sürecek bu kongrenin bu işbirliği için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bir atasözüyle sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Rüzgarı arkasına alan Adem yorulmaz. Bu duygu ve düşüncelerle kongrenin sektörümüze katkı sağlamasını diliyor. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Yılmaz'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkan Vekili Sayın Osman Kahveci'yi kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Konuk Bakan,
Çok değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili arkadaşlarım, Enerji Bakanlığımızın çok değerli bürokratları, TÜRAB'in başkanı ve çok değerli üyeleri, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu adına sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu önemli kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen başta Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olmak üzere tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Konuşmama başlamadan önce geçtiğimiz hafta Karaman Ermenek'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan kardeşlerimize bir an önce ulaşılmasını temenni ediyor, ailelerine ve milletimize sabrı celil diliyorum. Değerli katılımcılar, çevre ve enerji birbirinden ayrılmayacak iki önemli kavramdır. Bir tarafta hayatın varlığı ile ilgili hava, su ve toprak gibi çevre, diğer tarafta hayatın sürdürülmesi için vazgeçilmez olan enerji ve onun da kullanılan petrol ve doğalgaz gibi birçok kaynaklar. Enerji ve çevre pek çok alanda birbiriyle kimi zaman örtüşen, kimi zaman çakışan, kimi zaman da karşı karşıya gelen ama her ikisi de insanlığın bugünü ve geleceği bakımından hayati öneme sahip iki kavramdır. Dolayısıyla her enerji gündemi aynı zamanda bir çevre tartışmasını da beraberinde getirir. Dünyada doğal afetler dışında çevre tahribatının temelinde büyük oranda plansız kalkınma bulunmaktadır. Kalkınmanın özü ise enerji üretimidir. Hepimizin bildiği gibi enerji dünyanın en önemli ve en stratejik unsurudur. Nüfus artışına paralel olarak artan enerji ihtiyacı çevre üzerindeki baskıyı daha da artırmaktadır. Bu baskının çevreyi fütursuzca tahrip etmesine de rıza göstermiyoruz. Ancak hayatın olağan akışından kopuk bir çevre koruma tabusu ile gelişmenin, kalkınmanın, ilerlemenin önüne sek çekmenin de gerçekçi olmadığını biliyoruz. Değerli katılımcılar, fosil yakıtların bir gün tükenecek olması bütün ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye ve enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmaya zorlamaktadır. Tükenecek olmalarından daha da önemlisi aslında fosil yakıtların çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar çok daha önemlidir. Nitekim geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler'e bağlı hükümetler arası iklim değişikliği panelinin sonuç raporunda da bu durum daha net bir şekilde ortaya konmuştur. Dünyanın her tarafından 900 bilim adamının hazırladığı 5000 sayfalık rapor, şimdiye kadar konuyla ilgili hazırlanan en kapsamlı rapordur. Rapora göre iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için 2100 yılına kadar fosil yakıtların sınırsız kullanımının kademeli olarak azaltılması gerekmekte. Dünyada tüketilen elektriğin çoğunun 2050 yılına kadar düşük karbonlu kaynaklardan elde edilmesi gerekmekte. Yenilenebilir enerjinin payı 2050 yılına kadar mevcut %30'luk orandan %8'lere çıkarılması gerektiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla enerji üretiminde fosil yakıt kullanımı ile artık fayda maliyet analizleri yapmayı bırakmalı, enerji çevre, enerji hayat analizlerine yönelmeliyiz. Günümüzde ülkelerin medeniyet seviyeleri çevreci enerjilere ne kadar yaptırım yaptıkları ve tükettikleri, enerjinin ne kadarının yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği ile doğru orantılıdır. Türkiye bu konuda geriden gelmenin dezavantajını daha gelişmiş ve daha yeşil teknolojiler ile avantaja dönüştürme fırsatı yakalamıştır. Ülkemizde son 10 yıl içinde enerji talebinin en fazla arttığı ikinci ülke konumundadır.
hızlı artan enerji talebi neticesinde Türkiye'nin başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji ithalatının bağımlılığının arttığını biliyoruz. Hali hazırda ülkemizin toplam enerji talebinin yaklaşık dörtte biri yerli kaynaklardan karşılanırken kalan bölümü çeşitlilik arz eden ithal kaynaklardan karşılanmaktadır. Türkiye enerji ithalatı için geçen yıl 600 milyar dolardan fazla para ödemiştir. Bu gerçekten büyük bir rakam. Bütün bu etkenler bizleri enerji ithalatımızı azaltmaya ve yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmeye teşvik etmektedir. Bu anlamda rüzgar ülkemiz için değerlendirmesi gereken önemli bir kaynaktır. İşte tam bu konuda bu kongrenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Zira önceleri enerji sadece maliyet ve üretim açısından tartışılıyordu. Daha sonra yenilenebilir enerji ve çevreyi bir arada tartışmaya başladık. Bugün ise çok şükür ki rüzgar enerjisini özel bir gündemle tartışabiliyoruz. Bu durum ülkemizin yenilenebilir enerji alanında geldiği noktayı göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Değerli katılımcılar, rüzgar enerjisi güvenilir, sürekli, kirlilik yaratmayan ve çevreyi çok az zarar veren yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Ülkemizde rüzgar enerjisi sektörü genç ve dinamik olmasının yanında çok hızlı büyüyen ve gelişen bir sektördür. Rakamlara baktığımızda bunu daha net olarak görebiliyoruz. Yenilenebilir enerji üretiminde rüzgarın payı 2009'da %12 iken bugün %3,5'lere yükselmiştir. Kurulu rüzgar enerjisi gücünün 3500 megawatta yaklaştığını görüyoruz. Rüzgar enerjisinde 2023 hedefinin için 23 milyar euroluk yatırım ve rüzgar enerji payının da %30 ve 20 bin megawatta çıkması olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Allah'ın izniyle siyasi ve ekonomik istikrarımız devam ettiği sürece bu hedefe yakalayacağımıza da inanıyorum. Değerli misafirler, kalkınma çevre enerji üçgenince çevre komisyonu olarak 3 temel hassasiyetimiz bulunmaktadır. Öncelikli olarak çevrenin kalkınmaya feda edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Geçmişte Batı dünyası sanayi devrimi ile çevre ve insan haklarını ihlal ederek kalkınmasını gerçekleştirdi. Bir başka ifadeyle Batı kalkınmasını tamamladıktan sonra çevre ve insan hakları konularına önem vermeye başladı. Biz ise kalkınmayı çevre hassasiyeti ile birlikte gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmekteyiz. İkinci hassasiyetimiz ise çevrenin hem mevzuat, hem uygulama, hem de ahlak boyutlarıyla ele alınmasıdır. Bu üç boyuttan birisinin eksik kalması gerçek bir çevre bilincinin tam olarak yerleşmediği anlamını taşıyacaktır. Tüm kadim medeniyetlerde çevreye kutsallık zırhı atfediliyordu. Batı'da 19. yüzyılda başlayan kalkınma hareketi ile bu kutsallık zırhı ortadan kalkmıştır. İnsan kendi aklının ve bilgisinin büyüklüğünü ispat etmek adına tabiatı fütursuzca kullanmış, emanet kavramını dikkate almadan sınırsız bir tüketim anlayışıyla önüne çıkan her şeyi adeta tarumar etmiştir. Ancak bugün doğayı bir rakip gibi gören ve onu yenmeyi, alt etmeyi amaçlayan kalkınma anlayışı artık sona ermiştir. Kendi medeniyetimizde var olan kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin öğüdüne ihtiva eden bir vizyona sahibiz. Üçüncü hassasiyetimiz ise çevre konusunda bilinç oluşturma ve tasarruftur. Hepimiz biliyoruz ki en pahalı enerji ne kömür, ne petrol, ne de nükleerdir. En pahalı enerji aslında israf edilen enerjidir. Yine en ucuz enerji yerli kaynaklar veya yenilenebilir enerji değil, tasarruf edilen enerjidir.
çevreye saygının ve çevre sorunlarını azaltmanın en önemli unsuru enerjinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçte verimliliğin sağlanmasıdır. Doğaya dost, kaliteli üretim ve bilinçli tüketim çevreyi korumanın olmazsa olmazlarıdır. Enerjinin kötü, bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi hem doğal kaynaklarımızı yok etmekte hem de atık sorununu beraberinde getirmektedir. Bu anlamda enerji verimliliği bir yandan her türlü kaynak israfını önlerken diğer yandan atıkları azaltmakta çevrenin korunmasına ve sürdürülebilirliğine önemli katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak enerji az güvenliğini sağlamak için çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji pastasını çeşitlendirmenin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Değerli misafirler, sözlerimi az önceki arkadaşımın gibi ben de bir Çin atasözüyle bitirmek istiyorum. Aynen şöyle diyor Çin atasözünde: değişim rüzgarları estiğinde birileri duvar örer, birileri de yel değirmeni yaparmış. Bu düşüncelerle kongrenin başarılı geçmesini diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Kahveci'ye konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Sayın Soner Aksoy'u kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Bakan, çok kıymetli katılımcılar, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, ben de sözlerime başlarken en içten duygularla selamlıyor, hepinize sevgi saygı sunuyorum. Soma olayları için ben de üzüntülerimi ifade ederken bu konuda parlamentoda önemli çalışmaların yapılmakta olduğunu ifade etmek isterim. Ancak benim de komisyon başkanlığı olduğum sürede Sanayi Ticaret Enerji Komisyonu'nda maden yasası çıkartıldığı zaman o gün düşünemediğimiz ama bugün yapılmasında şahsen zararı gördüğüm bir hususu belirtmek istiyorum. Galiba biz kömürle alakalı özel bir yasa çıkartmamız gerekiyor. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarıma da, Enerji Bakanı'nın değerli yetkililerine de bunları ifade etmeye çalışacağım. Çünkü bazı ülkelerde bununla ilgili bir yasa mevcut. Mesela Amerika'da ve diğer bazı ülkelerde kömürle alakalı özel bir yasa var. Çünkü bu madenciliğin babası kömür sayılıyor. İlk önce kömürle alakalı çalışmalar başlatılmış ve lisanslı lisanssız, ilgili ilgisiz herkes kazarak, hatta kaçak kömürler çıkartmak suretiyle bu işin içerisine girmişler. Ama bunu düzenleyen münhasıran kömürle alakalı bir yasanın ülkemizde bulunması sanıyorum çok yararlı olacaktır. Dünyada nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme ve küreselleşme sonucu artan ticaret imkanları, doğal kaynaklara ve enerji olan talebi giderek artırmaktadır. Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumundadır. Aynı şekilde ülkemiz dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin'den sonra en fazla talep artışı hızına sahip ikinci büyük ekonomi durumundadır. Yapılan projeksiyonlarda bu eğilimin orta ve uzun vadede devam edeceği görülmektedir. Politika ve stratejilerimiz enerji arz güvenliği, alternatif enerji kaynakları, kaynak çeşitliliği, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilirlik,
enerji piyasalarında serbestleşme ve enerji verimliliği temellerine dayanmaktadır. Bu politikalarımız, jeopolitik ve coğrafi konumumuzun avantajları kullanılarak ve ülke gerçekleriyle küresel ölçekli dinamikler çerçevesinde yönetilmektedir. Yapılan çeşitli çalışmalara göre ülkemizin 330 bin megawatt kısmi kara rüzgar potansiyeli, 20 bin megawatt civarında da kıyı rüzgar potansiyeli olmak üzere toplam 50 bin megawattlık rüzgar kapasitesi mevcuttur. 2005 yılında 5346 sayılı yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanun yürürlüğe girmesi, 2007 yılında ilk defa rüzgar enerji santralları için lisans başvurularının kabul edilmesi ve üretilen elektrik enerjisine alım garantisi verilmesiyle rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine olan yatırımlar artmış ve 2007 yılı sonunda kurulu güçte büyük artışlar gözlemlenmiştir. 2005 yılında yasayı çıkartmış olmamıza rağmen tabii hazırlık çalışmaları nedeniyle 2007'de ilk müracaatlar alınmıştır EPDK tarafından. 2008 yılı itibarinde de 17 megawatttan 363 megawata yükselen bir yatırım ortaya çıkmıştır. Ve 2008 yılından da günümüze kadar olan kısım içerisinde 363 megawatt, işte 3500 megawatt veya 4000 megawatta doğru gidiyoruz. Demek ki 10 kat bir artış göstermiştir. 6 sene içerisinde 10 katlık, 2008 dersek 2004, 6 senede 10 katlık bir artış söz konusu olmuştur. Ancak tabii lisans için müracaatları 2007 Kasım'ında açtık ama o günden sonra müracaatlarımız için bir kapı açılmadı. 2015 Nisan ayında yeni bir müracaat söz konusu. Bu müracaatta da 3000 megawattlık bir yatırım potansiyeli mevcut. Buna göre önümüzdeki yıllarda 2020 olmadan evvel, yani bir böyle 6 sene, 8 sene beklemeden yeni bir müracaat kapısının da rüzgarda açılması gerektiği kanaatindeyim. 20 bin megawatt mertebelerine ulaşabilmemiz için. 2009 yılı Mayıs ayında elektrik enerji piyasası ve arz güvenliği strateji belgesi yayınlanmıştır. Ülkemizin temel hedefi yenilebilir kaynakların elektrik enerjisi üretimi içindeki payının 2023 yılında en az %30 düzeyinde olmasını sağlamaktır. Teknolojideki, piyasadaki ve kaynak potansiyelindeki gelişmeler dikkate alınarak bu hedefte değişiklik yapılabilecektir. Bu bağlamda yapılacak uzun dönemli çalışmalarda rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2023 yılına kadar 20 bin megawata çıkarılması hedeflenmektedir. 2023 hedefine ulaşılması adına Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 12-12-2014 tarihli kararı ile TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerine 2018 yılına kadar ayrılan 3000 megawattlık kapasitenin tamamı için 24 ve 30 Nisan 2015 tarihleri arasında ön lisans başvurusu yapılacaktır. 2013 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin elektrik tüketim yaklaşık 246 milyar kilowatt saat olurken bu tüketimin 7,5-8 milyara yakını rüzgar enerjisine dayalı üretim olarak sağlanmıştır. Sağlanan bu miktar yaklaşık %3 mertebelerindedir. Eylül 2014 sonu itibariyle ülkemizin elektrik üretim kurulu gücü ise 68 bin megawatt mertebelerindedir. Ki bir rakam 2002 yıllarında
takriben bunun yarısı mertebelerindeydi. 30 bin megawatt mertebelerindeydi. Demek ki 12 sene içerisinde %100 bir artış söz konusu olmuş. Bugün rüzgar 3500-4000 mertebelerine çıkmakta ve yaklaşık gücün %5'i mertebelerindedir. 2014 yılı içerisinde bir gün rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin o an üretilen toplam elektrik içerisindeki payı %11'e kadar yükselmiştir. Batılı pek çok ülkelerde bunun %50'ye kadar yükseldiğini de biliyoruz. Bizim de ümit ederiz ki ileride bu mertebelere ulaşabilen bir düzen ve yatırım imkanımız olur. Kurulu gücü azami 1 megawattlık yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten gerçek ve tüzel kişiler, ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini dağıtım sistemine vermeleri halinde, bin sayıdaki cetveldeki fiyatlardan 10 yıl süreyle faydalanabilmektedirler. Bu kapsamda dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinin perakende satış fiyatına haiz ilgili dağıtım şirketi tarafından satın alınması zarureti vardır. İlgili şirketlerin bu madde gereğince satın aldıkları elektrik enerjisi söz konusu dağıtım şirketlerce YEK destekleme mekanizması kapsamında üretilmiş ve sisteme verilmiş kabul edilir. Bakanlar Kurulu rekabetin gelişmesi, iletim ve dağıtım sistemlerinin teknik yetersizliği ve arz güvenliğinin temini ilkeleri çerçevesinde lisanssız faaliyet yapabilecek yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu güç üst sınırını kaynak bazında 5 katına kadar arttırma yetkisine sahiptir. 2014 Eylül ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik üretimi faaliyeti için başvuru yapan rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesis sayısı 53 ve toplam kurulu gücün 986 kW olan 5 adet proje kabul aşamasına gelmiştir. Ekim ayı başı itibariyle 250 kW kurulu gücünde olan ve ilk defa yerli rüzgar türbünü kullanılan ilk lisanssız rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kabulü Balıkesir Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilmiştir. Bu noktada bir hususu arz etmek istiyorum. Bu pazar günü yerinde gezme imkanına sahip oldum. O da yenilebilir enerji kapsamında Afyon'da tavuk gübresinden yapılan 4.3 megawatt gücünde üretilen metan gazıyla üretilen metan jeneratörle elde edilen bir enerji tesisini de hem dünyanın en büyük tesisi olması ve Türkiye'nin de en büyük tesisi olması dolayısıyla burada bilgilerinize sunmak istiyorum. Fevkalade önemli bir çevre kirliliğini de ortadan kaldırıyor. Günde 300 tondan fazla tavuk gübresini değerlendiriyor, içerisindeki amonyak gazını alıyor ve ayrıca çok özel, çok kıymetli bir gübre oluşturuyor. 1-1-2016 tarihinden 2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde kullanılan mekanik veya elektromekanik aksamının yurt içinde imal edilmiş olması halinde bu tesislerde üretilen iletim veya dağıtım sistemlerine verilen elektrik enerjisi için bir sayılı cetvelde belirtilen fiyatlara üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle 5346 sayılı kanuna ekli 2 sayılı cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilmiştir. Buna göre bu YEKDEM kapsamında ve kullanılan aksamların tamamının yerli olan rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde uygulanacak fiyatlar 7.13'ten 11 Amerika Birleşik Devletleri dolar sent bölü kilovat saat mertebelerine çıkabilmektedir. Orman vasfı olan veya hazinenin özel mülkiyetinde ya da devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan bu kanun kapsamındaki yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapılmak amacıyla tesis ulaşım yolları ve şebeke bağlantı toplantısına kadarki enerji nakil hattı için kullanılacak alanlar hakkında Orman Su İşleri Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından
bedeli karşılığında izinler verilir, kiralama yapılır, irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. Ancak Çevre Bakanlığı'nda ve imarla alakalı harçlarda alınan harç miktarlarının çok yüksek olduğu istikametinde şikayetler vardır. Yukarıda belirtilen amaçlarda kullanılacak olan taşınmazların 1998 tarihli ve 43-42 sayılı mera kanunu kapsamında bulunan mera, yayla, kışlak ile kamuya ait otlak ve çayır olması halinde 43-42 sayılı mera kanunun hükümlere uyarınca bu taşınmazlar tahsis amacı değiştirilerek hazine adına tescil edilir. Bu taşınmazlara ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında kiralama yapılır veya irtifak hakkı tahsis edilebilir. Yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanunun yayımı tarihi itibariyle işletmede olanlar dahil 2015 tarihine kadar işletmeye girecek bu kanun kapsamındaki yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden, ulaşım yollarından ve lisanslarında belirtilen sisteme bağlantı noktalarına kadar ki TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devrilecek olanlar da dahil enerji nakil haklarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk 10 yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerinde %85 indirim yapılmaktadır. Orman köylüleri, kalkınma geliri, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınmaz. Bu kanun kapsamındaki hidroelektrik üretim tesislerinin rezervuar alanında bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki ve devletin hüküm ve tasarrufu altında taşınmaz mallar için Maliye Bakanlığı tarafından bedelsiz olarak kullanım izni verilir. Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında, özel çevre koruma bölgelerinde, ilgili bakanlığın doğal sit alanlarında ise ilgili koruma bölgeleri kurulunun olumlu görüşü alınmak kaydıyla yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına izin verilir. Dolayısıyla yenilebilir enerji kaynakları, özellikle rüzgar enerjisi, çevreye zarar vermediği tespit edildikten sonra kurulur ve gerçekten de çevreye hiçbir zarar vermeyen önemli bir sektördür. Bu sektörün önümüzdeki yıllarda 2007 yılından bugüne kadar nasıl eksponansiyel, adeta büyük bir yükselme trendi gösterdiyse 2023'e de inşallah 20 bin megawatt'a, hatta onun üstüne çıkabilecek bir trende sahip olmasını temenni eder. Bu toplantıyı tertip edenlere, özellikle değerli başkana teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Tekrar saygılar sunarım. Sayın Aksoy'a teşekkür ediyoruz. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, birazdan bakanlıklar oturumunu anons edeceğim ama daha önce oturum süresince sorularınızı yöneltebilmeniz için kullanacağınız e-mail adresini sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen not ediniz, arkadaşlarım ekrana da yansıttılar. turek2014@turek2014.info turek2014@turek2014.info'yu kullanarak oturum boyunca sorularınızı yöneltebileceksiniz. Şimdi, bakanlıklar oturumunu yönetmek üzere Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hakan Güldağ'ı sahneye davet ediyorum öncelikle efendim. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Oturum için Danimarka İklim, Enerji ve Yapı Bakanı Ekselansları Rasmus Helveg Petersen'le, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Doktor Selahattin Çimen'i sahneye davet ediyorum efendim. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sayın Yusuf Yazar.
Danimarka İklim, Enerji ve Yapı Bakanlığı Müsteşarı Thomas Egeboy'u sahneye davet ediyorum efendim. Bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Biraz önce de söylediğim gibi turek2014@turek2014.info e-mail adresini kullanarak konuşmacılarımıza, konuklarımıza sorularınızı yöneltebileceksiniz. Ben şimdi oturumu başlatmak üzere sözü Sayın Güldağ'a bırakıyorum. Buyurun. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim ben müsaadenizle bu protokol tarafını biraz işin atlayıp zamandan tasarruf etmek adına panelimiz adına, bütün panelimiz adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Ve tabii bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkesi ve buraya bizi dinlemek için geldiğiniz için, katılımınız için sizleri çok teşekkür etmek istiyorum. Biraz önce de ifade edildi. Tabii elinizdeki program kitapçıklarında da var. Sayın Taner Yıldız, Sayın Enerji Bakanımız bizimle birlikte olacaktı bugün. Fakat o elim kaza nedeniyle Karaman'daki, Ermenek'teki maalesef nedeni malum aramızda değil. Onunla da ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zaten pek çok şey söylendi. Ama hakikaten bu insan ne diyeceğini de şaşırıyor. Bu acıları bir daha yaşamamamız dileğine ben de katılmak istiyorum. Açılış oturumumuzda çok değerli katılımcılarımız var. Başta Danimarka Enerji, İklim ve Yapı Bakanı Sayın Rasmus Helveg Petersen bizimle birlikte. Kendisine tekrar hoş geldiniz diyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sayın Doktor Selahattin Çimen Beyefendi bizimle birlikte. Kendisine de hoş geldiniz demek istiyorum. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Yazar Bey bizimle birlikte ve Danimarka Bakan Danışmanı Sayın Thomas Egebo da bizimle birlikte bugünkü oturumda. Şimdi benim bu açılış oturumunda esas olarak bizim alacağımız, tabii odak olarak alacağımız esas konu Türkiye-Danimarka ilişkileri. Yani Türkiye'de rüzgar enerjisinin ve de sektörünün, sanayinin geliştirilmesi çerçevesinde Danimarka-Türkiye işbirliği potansiyellerine özel olarak eğilmek istiyoruz bu oturumda. Biraz benim işimi de açılış konuşmaları doğrusu kolaylaştırdı. Neden rüzgar diye biraz bir şeyler anlatmak istiyordum. Sayın Mercan hemen zaten rakamları verdi. Dedi ki %75'i birincil enerji kaynakları bakımından %75'ini ithal ediyoruz. Petrolümüz yok, doğalgazımız yok. Ayrıca dünyayı çürütüyoruz. Böyle bir gerçek var ve burada Türkiye'nin de sorumluluğu var. Belki daha az ama var. Neden Danimarka diye ifade edecektim biraz. Onu da sağ olsun Sayın Ataseven, Sayın Başkan zaten ifade etti. Rüzgar enerjisi sektörünün belki sanayisinin doğduğu ülke diye Danimarka'yı tarif etti. Gerçekten de bugün toplam enerji kaynaklarında, enerji üretiminde %26 gibi çok yüksek bir oranda rüzgar enerjisini kullanan bir ülke ve belki daha da hayret edilecek bir kısmı da belki 2020 yılında bu hedefin %50 olarak konulmuş olması. Yani toplam enerji üretiminin %50'sini Danimarka 2020 yılında, şurada bir 6 sene var, rüzgardan elde etmeyi planlıyor. Bunun artık daha fazla neden rüzgar, neden Danimarka diye sormanın çok anlamı olmadığını düşünüyorum. Ben şimdi şöyle bir yol izlemeyi kendi aramızda konuştuk. İlk önce Sayın Petersen'a ve Sayın Çimen'e böyle 8-10 dakikalık konuşmalar, genel çerçeveyi belirlemek ve mesajlarını vermek üzere onlara söz vereceğim. Daha sonra da biraz soru cevaplarla ve biraz önce ifade edildiği gibi sizlerden gelen sorularla interaktif bir biçimde panelimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şimdi dediğim gibi ilk sözü Sayın Petersen'a vereceğim, Sayın Bakan'a.
Sayın Bakan'la biraz önce kendi aramızda biraz da standları dolaşırken sohbet ediyorduk. Kendisi aynı zamanda benim bir meslektaşım. Gazeteci ve gazetecilik eğitimi almış. O açıdan tabii biz dünyadaki gazetecilikle ilgili gelişmeleri falan da konuştuk. İçinde bulunduğu zor duruma da biraz değindik ama tabii sizin merak ettiğiniz konular onlar değil. Siz rüzgarla ilgili olarak, enerjiyle ilgili olarak düşüncelerini, mesajlarını merak ediyorsunuz. Ama ben kendisinden bir gazeteci, bir meslektaşım olarak bizim meslekte bir bizim bir uygulamamız vardır. Ters piramit deriz ona. En önemli mesajları ve en çok kitleyi ilgilendiren mesajları en önce veririz. Zamanın darlığını da hatırlatarak kendisinden en önemli mesajlarını almak üzere mikrofonu kendisine bırakmak istiyorum. Buyurun Sayın Peterson. Well, thank you very much, Hakan. Thank you for... Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok gerçekten bu önemli konferansta bulunmaktan dolayı bizler de memnuniyetimizi ifade etmek isteriz. Öncelikle ben de Karaman'daki kazayla sözlerime başlamak istiyorum. Dün telefonda meslektaşım Sayın Yıldız'la görüşme fırsatım oldu. Şu anda sizlere anlattığım gibi ona da bu kadar korkunç bir felakette, çok kötü bir kazada ki düşüncelerimi, duygularımı ifade etme fırsatı buldum. Karaman'daki işçilere açısından önemli çabalar gösteriliyor. Başarılar diledim. Ailelere sabırlarımı ilettim. Şimdi ben ana konumuz olan rüzgara geçmek istiyorum. Öncelikle bugün burada bulunmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle Türk Rüzgar Enerjisi Birliği'ne bu imkanı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Danimarka çok küçük bir ülke. Sizin de ifade ettiğiniz gibi çok iddialı planlarımız var. Kendi enerji tüketimimizle ilgili bazı planlarımız var ama dünyayı mesela küçük Danimarka boyutlarında küçük küçük parçalara ayıracak olsak 12 bin parça ederdi. Yani 12 bin parçanın sadece bir tanesi Danimarka. Türkiye'ye ait olan parça Danimarka'ya ait olan parçanın 18 katı daha büyük. Tabii ki Türkiye'deki uygulanacak politikaların ve uygulamaların Danimarka'ya kıyasla etkileri daha büyük olacaktır. Hiç şüphe yok ki Türkiye enerji politikaları açısından dünya çapında çok kilit bir ülke. Danimarka önemsizdir anlamında söylemiyorum. Çünkü tarihe baktığımız zaman Danimarka'nın da ayak izi bakımından dünyada çok önemli izler bıraktığını görüyoruz ama bugün öyle bir çağa girdik ki 2050 yılına gelindiği zaman bütün fosil yakıtları tüketmiş olacağız. Bu yöne doğru hızlıca gidiyoruz ve bunu yaparken de tabii ki ekonomilerimizi tehlikeye atıyoruz. %26 oranında enerjimizi rüzgara dayalı olarak üretiyoruz dediniz ama bugün %40 aslında rüzgardan elde ediliyor. Ve ifade edildiği üzere 2020'ye gelindiği zaman %50'ye varılacak ve sonrasında bu aşılacak. O örnek bizi çok gururlandırıyor. Deneyimlerimizi de paylaşmaktan, dünyadaki her yerdeki insanlarla paylaşmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 1970'lerin sonunda Danimarka bir açıdan bakıldığı zaman şu anda Türkiye'nin durumuyla aşağı yukarı aynı durumdaydı. %90 oranında ithal petrole dayalıydı enerjimiz. Ve ilk petrol krizi 1973'te meydana geldiğinde bizi çok kötü etkiledi. Evlerimizde insanlarımız donuyor seviyedeydi. Ve pazar günleri sokaklarda insanların araba kullanmasına izin verilmeyecek kadar çok petrolümüz bitmişti. Bu petrol krizi enerji konusunu bizim siyasi gündemimize getirdi ve kuvvetle aslında bu gündemi vurgular hale geldi. Enerjinin ikame edilmesi konusu gündeme geldi. Enerji verimliliği konusu. Aynı zamanda alternatif enerji kaynaklarının desteklenmesi, altyapı ve yatırımlarının desteklenmesi konusu gündemimizde birinci sıraya oturdu. Ve sonrasında tabii ki kendi kendimize yeter hale geldik. 16 yıldır şu anda kendi kendimize yeter haldeyiz. Enerjiyi daha verimli halde kullanıyoruz şu anda. Büyük şehirlerimizde bunu arttırıyoruz ve rüzgar enerjisini deneyimliyoruz. Bu erken deneyimlerimizi
enerjisine de tabii ki dikkate almamız lazım. O ilk dönemdeki rüzgar enerjisi türbinlerini dikkate alacak olursanız bu oda büyüklüğünde olurdu ve buranın enerjisini dahi üretemeyecek kadar bir kapasiteleri olurdu. Bugün çok küçük bir başlangıçtan yola çıktıktan sonra çok büyük seviyelere ulaştık. 1979'a gelindiği zaman ikinci petrol krizi patlak verdi. Danimarka o krizden daha az etkilenmişti. Şimdi altyapıya yatırım yapabilmek bizim enerji arzındaki krizlerimizin üstesinden gelinmesinde faydalı olacaktır. Bugün duyuyorum ki çok güzel bir aslında bilgi. İklim değişikliği hepimizin ortak kaygısı. Onun için hep birlikte çalışmak mecburiyetimiz var iklim değişikliğini değiştirebilmek için. Onun için belki bu ortaklıkta bizim katkılarımız da önemli olabilir. 1990 yılından bu yana sera gazı emisyonlarımız çok belirgin şekilde arttı. Ekonomimiz de %40 oranında büyüdü. Danimarka'nın ihracatı özellikle 2000-2013 döneminde çarpıcı derecede arttı. Yani sera gazı emisyonlarımızı azalttık ve özellikle ekonomimizi ihracat bazında arttırdık. Artık enerji fiyatları bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bugün dediğim gibi elektrik üretimimizin %40'ı rüzgar enerjisinden elde ediliyor. 2020'ye kadar bu %50 olacak, arkasından %60'lara çıkacak. Geçen kış bir dünya rekoru kırdık. Elektriğimiz Aralık ayında yarısı oranında rüzgardan elde edildi. Neden? İki nedenden dolayı. Öncelikle bizim kara rüzgarı sektörümüzün çok iyi bir sicili var. İkinci olarak da yatırımı teşvik eden ve temiz enerji sektörünü teşvik eden bir çerçeve uyguluyoruz. Iklim ve enerji ile ilgili olarak da bir mutabakat oluşturmuş olduk. Bu da temiz enerji yatırımlarına hız verdi. Danimarka araştırma, geliştirme, test ve demonstrasyonlara daha temiz ve daha maliyet etkin teknolojileri elde edebilme anlamında yol vermiş ve bu konuya desteği sonsuz olarak sunmuş bir ülkedir. Yakında bu daha da artacak. 2020-50 yılına gelindiği zaman özellikle bu iddialı hedefler değil ama bunlar daha ziyade plan olarak kabul edilmeli. Dediğimiz gibi sera gazı emisyonlarımızı 2020 yılına kadar %40 oranında azaltacağız. 2030'a kadar, belki daha erken bir tarihte, tamamen yenilenebilir enerjiye geçmiş olacağız ısı kaynaklarında ve elektrik üretiminde 2035 yılına kadar en geç. Bu hedefler gerçekleşmesi için parlamentodan geçirmiş olduğumuz iklim kanununun da tabii ki özel bir yeri vardır. Uzmanları dinliyoruz. Çok net bir şekilde iklim hedefleri ortaya koyuyoruz. Parlamentomuzda da özellikle bu hedeflere nasıl vardığımızı tartışabiliyoruz. Rüzgar enerjisi Danimarka'da önde giden bir enerji sektörüdür. Bugün artık açık deniz türbinlerimiz de yeterli hale gelmiştir. Artık durum deneysel olmaktan çıktı ve fiiliyata dökülmüş oldu. Danimarka firmaları özellikle enerji verimliliği konusunda da dünyanın önde giden firmaları arasında yer almaya başladılar. En pahalı olan enerji özellikle israf edilen enerjidir denildi. Çok doğru. Bence Türkiye ve Danimarka'nın işbirliği potansiyeli çok yüksek. Ticaret alanında, yatırım alanında, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında çok büyük işbirliği alanları olduğunu düşünüyorum. Doğru, mesela finansman kuruluşları arasında Danimarka ihracatı destekleme kuruluşu var ve ihracat kredilendirme kuruluşları var. Sonuç olarak bizim bu alanda çok kuvvetli bir şekilde destek sunabileceğimizi düşünüyorum. En eski ve en kuvvetli aslında vakıflardan bir tanesi Rockefeller Vakfı. Biliyorsunuz onlar da yatırımlarını değiştirme noktasında bir takım duyurular yaptılar. Ve bütün bu varlıklarının dayalı olduğu, bütün zenginliklerine kaynak teşkil eden petrol yerine yenilenebilir enerjiyi koymaya karar verdiler. Çünkü yenilenebilir enerji bugün çok kuvvetli bir iş alanı teşkil ediyor. Bu tabii ki pek çok örneğin sadece bir tanesi. Bugün artık özel sektördeki pek çok
birçok kuruluş dikkatini değiştirdi. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler de ve çok çeşitli uluslararası kuruluşlar da odak noktaları değiştirdiler. Dünyaya da net bir şekilde mesaj gönderiyorlar. İklim değişikliğini geri döndürebilirsek bu kırılgan gezegen artık o geri döndürülemez noktadan geri dönebilecektir. Kıtlıklar, seller, yangınlar ve afetler, çatışmalar, savaşlar ve göçlerle birlikte bu gezegenin sonunu hazırlayabilir. Arkamıza yaslanıp bunun olmasını beklemeyelim. Bilgilerimiz, teknolojimiz ve işbirliğimizle birlikte bunu geri döndürelim. Bugün Danimarka ve Türkiye iklim ve enerji alanında çok önemli bir ittifak oluşturabilir. Birbirimizin deneyimlerimizden bir şeyler öğrenelim. Elimizdeki teknolojiyi gezegenimizin lehine, enerji verimliliğimiz ve refahımız için kullanalım. Çok teşekkür ediyorum. Thank you very much. Biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca verdiğiniz bilgilerden ve aynı şekilde Türkiye'ye verdiğiniz candan mesajlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Müsteşarım, hem verilen mesajlar çerçevesinde bir değerlendirme yapmak hem Türkiye-Danimarka ilişkileri açısından rüzgar bağlamında hangi olanaklar, hangi fırsatlar önümüzde duruyor onu bir değerlendirmenizi rica edeceğim sizden ama bir yandan da bir gazeteci olarak şunu da merak ediyorum. Biz 2005 yılından bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarını bir şekilde teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Oradan bugüne 2014 varsa rakamlarıyla yoksa en son rakamlarla 2013 ya da ilk yarı nasıl sonuçlar elde ettik onu gerçekten merak ediyorum. Nasıl bir ilerleme kaydedildi bu alanda? Lütfederseniz. Teşekkür ediyorum Hakan Bey. Ben de öncelikle tüm katılımcılara saygılarımı, muhabbetlerimi sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Tabii sorunuza da geleceğim. Aslında soru cevap kısmını da başlatmış olduk değil mi Hakan Bey böyle? Bir yandan zamandan da tasarruf etmek adına iyi olur tabii diye müsaadenizle düşünüyorum. Müsaadenizle önce bir genel çerçeve çizmek lütfen istiyorum ki içinde bulunduğumuz yani gündemimiz olan rüzgarın ve biraz daha geniş kapsamda yenilenebilirin önemini vurgulamak adına. Tabii değerli arkadaşlar bugün dünyada ister birey olarak alalım, ister ülkeler olarak alalım, isterse daha global ölçekte dünyanın en önemli gündem maddelerinin başında enerji güvenliği konusu geliyor. Yani enerjinin, ihtiyaç duyulan enerjinin güvenilir bir şekilde karşılanması. Tabii bu kavram tek başına farklı anlamlar ifade edebiliyor. Yani bazen sırf bazı insanlar için, bazı kesimler için fiziksel teminin güvenliği anlamını ifade edebiliyor. Bunu biraz daha geniş kapsamda ele aldığımız zaman daha doğru olacağını düşünüyorum. Netice itibariyle enerjiyi sürdürülebilir bir şekilde kesintisiz temin edebilmeniz önemli. Enerji güvenliğini temin etmeniz için fiziki temininde herhangi bir sorun ve kısıtın ve riskin olmaması önemli. Ve tabii ki fiyatı önemli. Erişilebilir fiyatlardan temin edilebilmesi önemli. Yoksa yani eğer enerji varsa ama siz ona erişemiyorsanız ister fiziksel sebeplerle, fiziksel temin kısıtları nedeniyle, isterse fiyat boyutuyla enerji güvenliğinden bahsetmek doğru olmuyor. Bugün bunun örneklerini dünyada görmek mümkün. Yani baktığımız zaman bugün dünyada milyarlarca insan enerjiye erişemiyor. İşte enerji fakiri dediğimiz olgu bir kısmı ülkelerin alım gücü nedeniyle fakirlikten dolayı yani ekonomik güçten dolayı kaynaklanıyor. Bir kısmı fiziki erişim kısıtlarından kaynaklanıyor ama işin bu boyutu önemli. Diğer boyutu tabii çok sektörlü ve çok boyutlu sistem yaklaşımıyla bu enerji güvenliği konusunu düşünmek durumundayız. Şöyle ki yani birçok olgu her birini tek tek sisteme kattığınızda, düşüncenize kattığınızda denklem ve eğer bir optimal sonuçsa güvenilir enerji güvenliği o optimal sonucun tanımı değişiyor. Örnek işte iklim değişikliği konusundaki yaşanan gelişmeler. Yani bir tarafta işte enerjiyi bir şekilde üretiyoruz ve tüketiyoruz ama diğer tarafta enerjiyi mevcut üretim ve tüketim şekillerimiz bir sonuç yaratıyor. O sonuç işte global ısınma ve onun doğurduğu iklim değişikliği artık bunun sürdürülemez olduğunu global ölçekte gösteriyor. Dolayısıyla
Yani güvenliği, enerji güvenliği konusunu böyle birçok boyutuyla değerlendirip o şekilde tanımlamak gerekiyor. Niçin bu girişle yaptım? Dünyanın trendine baktığımız zaman, mevcut enerji üretim ve tüketim şekline baktığımız zaman, enerji erişim boyutlarını beraberce düşündüğümüz zaman gerçekten dünyanın bu gidişatının sürdürülebilir olmadığı sonucu herkes tarafından paylaşılıyor. Evet. Ne yapmak lazım? Yeni şekiller, yeni teknolojiler ama her hal ve şartla daha temiz teknolojiler mutlaka gündeme gelmek durumunda. Geniş ölçekte, fiziki ölçeklerde gündeme gelmek durumunda. Bu doğrultuda gündemimizi oluşturan temiz enerji kaynaklarından yenilenebilir kaynaklar ve özellikle de rüzgar ve güneş bu birçok soruna aslında çözüm geliştirme niteliğine sahip. Yani bugün baktığımız zaman bu kaynaklar fosil yakıtların aksine dünyaya biraz daha adil bir şekilde dağılmış durumda. Yani dünyadaki hemen hemen her ülke rüzgar ya da güneş kaynağına bir şekilde erişebiliyor. Çok değişik ortamlardaki tartışmalarda örneğin bugün Afrika'daki birçok ülke doğal gaza, petrole erişim kısıtlarını aşabilecek güce sahip değilken onların rüzgara ve güneşe erişme kolaylıkları eğer işin ekonomisi de gelişirse dünyanın global ölçekteki enerji fakirliği konusundaki bir açılımı olma ihtimali kuvvetli artıyor. Temiz enerji kaynağı dolayısıyla karbonsuz bir enerji geleceği için yine bu kaynakların önemi bir kez daha kendisini gösteriyor. Tabii sevindirici olan taraf biraz önce enerjiyi temin ve güvenlik boyutunda maliyet boyutunu bahsettim. Fiziki temin boyutunu bahsettim. Teknolojiler hızla gelişiyor. Yani baktığımız zaman işte Sayın Bakan da örnek verdiler. Bundan 20-30 yıl önce çok daha büyük ölçeklerde ama çok daha küçük bir enerji üreten modüller, teknolojiler varken bugün teknolojilerin ölçeği büyüyor. Üretilen enerji miktarları artıyor. Maliyetler süratle düşüyor. Yani bugün rüzgar 10 yıl önce, 20 yıl önce rekabet etme şartı yokken geleneksel teknolojilerle bugün direkt maliyetle, dolaylı maliyetle beraber değerlendirdiğimizde artık fiziki olarak da, ölçek olarak da, maliyet olarak da ülkelerin ekonomi politikalarında, enerji portföylerinde rahatlıkla yerini buluyor ki önümüzdeki dönemin bu süreci daha hızlandıracağını düşünüyorum. Tabii değerli arkadaşlar, mutlaka ülkelerin kendi uygulamaları ve tecrübeleri diğer ülkeler için de önemli. Ama netice itibariyle şu bir gerçek ki her ülke global gelişmeleri, diğer ülkelerdeki tecrübeleri mutlaka takip etmeli, bunlardan yararlanmalı ama her ülkenin enerji politikası da kendi lokal şartlarını yansıtan bir özellik taşımalı, yani milli olmalı. Danimarka'nın enerji politikası, Danimarka'nın Sayın Bakan da örnek verdi, işte ülkenin gerek fiziki gerek ekonomik büyüklükleri itibariyle Danimarka'nın şartlarını yansıtıyor. Türkiye'nin enerji politikaları da Türkiye'nin kendi özel şartlarını, coğrafi, jeopolitik, kaynak sahibi olma olmama ve diğer boyutlarıyla Türkiye'nin kendi gerçeklerini ve realitesini yansıtmak durumunda. Bu demek değil ki tecrübelerden yararlanmayacağız. Nitekim biz özellikle rüzgar konusunda Danimarka'nın tecrübelerinden bugüne kadar istifade ettik. Danimarka ile ikili ilişkilerimizde, enerji ilişkilerimizde karşılıklı olarak yararını gördük ve bu ilişkilerin geleceğine de bu bağlamda olumlu bakıyoruz, değer veriyoruz. Ama bu bağlamda Türkiye'nin kendi politikasına bakacak olursak politikalarına, demin dediğim gibi Türkiye'nin politikaları, global gelişmeleri, bölgesel gelişmeleri dikkate alan, sadece siyasi, politik anlamda değil, teknolojik gelişmelere dikkate alan, diğer ülkelerin tecrübelerini içselleştiren ama her halükarda kendi gerçeklerimizi, ülkemizin gerçeklerini yansıtan milli bir politikayı uygulamaya çalışıyoruz. Bunun temel bileşenlerini elbette ki saymak mümkün. Dediğim gibi yani Türkiye ekonomisi hızla büyüyen, bugüne kadarki büyümeyi bir kenara not ettiğimizde ama özellikle insanımızın önümüzdeki 10 yıllar, 20 yıllar için çok daha büyük refah özlemleri olan bir nüfusuz. 77 milyon daha da büyüyecek bir nüfus. Dediğim gibi refah açısından, daha müreffeh bir hayat açısından önemli hedefleri
önemli özlemleri olan bir nüfus. Gelişen bir nüfus. Dolayısıyla şimdi birincisi temel farklılıklardan bir tanesi tabii ki hızlı bir talep artışı. Yani Avrupa Birliği'nde işte %1'ler, %2'ler mertebesindeki bir talep artışına karşılık %5'ler, %6'lar, %7'ler düzeyindeki bir talep artışı ve bunun sürdürülebilir bir şekilde karşılanması gereği. Bu bizi çok boyutlu bir politikayı izlemeye itiyor. Diğer bir konu tabii ithalat olan bağımlılık. Bazen bunu olumsuz anlamda çok kullandığımızı düşünüyorum. Şu an şunun için söylüyorum. Bu bir realite. Dünden bugüne değişmediği gibi bugünden yarını da kolaylıkla değişmeyecek. Biz bakanlık olarak bunun farkındayız. O yüzden biz ithalatın ağırlıklı yapısının yarattığı, oluşturduğu riskleri yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bugüne kadar da Türkiye eğer bu bağlamda bir enerji güvenliği sorunu ve riski yaşamadıysa ithalata bağımlı olmaktan kaynaklanan riskleri bizim ülke olarak yönetebildiğimizi gösteriyor. Çok değişik yolları var. İşte kaynak çeşitlendirme, güzergah alternatifleri, kontratları yönetebilme vesaire vesaire. Ama tekrar ediyorum, ithalata bağımlı olmak evet arzu edilen bir durum değil. Ama yönetebildiğiniz sürece, bunu yönetmeyi başardığınız sürece de oradan kaynaklanabilecek riskleri mutlaka minimize edersiniz ki Türkiye bunu başarılı bir şekilde uyguluyor. Ama bununla beraber elbette ki olabildiği kadar ekonomik olmak kaydıyla kendi milli kaynaklarımızı, yerel kaynaklarımızı geliştirmek ve bunu ekonomiye sunmak temel önceliklerimizden biridir. Çünkü enerjiye bu kadar ithalatla bağımlı olmanın enerji sektöründeki risklerini biz yönetebiliyoruz. Fakat bunun makroekonomik dengeleri getirdiği cari açık boyutuyla ve diğer boyutlarıyla riskler de var. Bu bağlamda evet, Türkiye'nin kendi kaynaklarına dayalı bir enerji politikası, yerli kaynaklarına, yenilenebilir de bunun içerisinde, Türkiye'nin enerji politikalarında en gündemin en üst sıralarında yer almıştır. Sayın Başbakanımız dün açıkladı, yeni geliştirilen yapısal dönüşüm programları içerisindeki 9 tanesi sanırım yarın açıklanacak, 2 tanesi enerjiyle ilgilidir, 1 tanesi enerji verimliliği konusu, bir diğeri de yerli üretimin artırılmasına yönelik politikalar bağlamında olacak. Başta da değindiğim gibi yani Türkiye büyüyen enerji piyasasını, artan talebi yönetebilmek için çok boyutlu politikalar uygulamak durumunda. Evet, bir yandan yenilenebilir ve yerli kaynaklarımıza önem veren politika uygulamak durumundayız. Enerji verimliliği temel politikalarımızdan biri. Ama diğer alanlarda da petrol, doğalgaz ve diğer alanlarda da uluslararası ilişkilerimiz dahil olmak üzere bu çok yönlü politikalarla Türkiye'nin kendi gerçeklerini yansıtan bir enerji tablosunu ortaya koymak durumundayız. Hakan Bey, sizin sorunuza geldiğimiz zaman evet, yani bu konuştuklarımız Türkiye'de ne ölçüde yapılabiliyor da aslında cevabı olacak bu. Evet. Türkiye son 10 yılda 12 yılda daha temiz enerji kaynaklarına önem veren bir politikayı, yerli kaynaklara önem veren bir politikayı kararlılıkla uygulamıştır. Şöyle baktığımız zaman son 10 yılda, 12 yılda değerli arkadaşlar 10 yılda 33 bin megawatt kurulu güç devreye girmiştir ki bunun yaklaşık %40'ı yenilenebilir kaynaklara aittir. Son 3-4 yıla baktığımızda yani 2011 yılında yaklaşık 3400 megawatt kurulu güç devreye girmiştir. %51'i rüzgar ve hidrolik kaynaklardı değerli arkadaşlar. 2012 yılında yaklaşık 4250 megawatt kurulu güç devreye girmiştir. Bunun %72'si rüzgar ve hidrolik kaynaklardır. Son 2013 yılında değerli arkadaşlar yaklaşık 6984-7000 megawatt kurulu güç devreye girmiştir. %45'i yenilenebilir kaynaklar diye adlandırdığımız rüzgar ve hidrolik kaynaklara aittir. Süremiz kısıtlı olduğu için aslında belki konuşulması gereken bu özellikle yerli kaynaklar bağlamında birçok nokta daha var ama müsaadenizle ben burada noktalayayım. Belki soru cevaplarla açıkta kalan kısımlara da değinme fırsatımız olacak Hakan Bey. Çok teşekkür ederim Sayın Çimek. Gerçekten de bazı sorular da devam ediyor. Onları da sizlere aktaracağım. Ama ben aklımda olan bir iki soruyu daha sorup sonra gönderilen sorulara dönmek istiyorum. Sayın Peterson'a bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu
işbirliği geliştirme deyince ister istemez finans konusu işin ana noktalarından biri olarak önümüze çıkıyor. Yani Danimarka ile özellikle bu alanda rüzgar enerjisi, rüzgar santralleri, türbinleri üretme alanında bir finans köprüsünün kurulması konusunda ne gibi politikalar düşünülebilir diye sormak istiyorum. Bunu şunun için soruyorum. Çünkü bu türden bilgiler de ediniyoruz. Danimarka bu konuda gerçekten rüzgar sanayinde, rüzgar enerji sanayinde güçlü bir ülke. Birçok fabrika da orada üretim yapıyor. Ama mesela baktığınızda bunu diyelim ki bizim Türkiye'den, Almanya'dan bir şey almak söz konusu olduğunda, bir santralle ilgili bir ithalat yapmak söz konusu olduğunda, tabii Almanya'nın Exim'inden, Hermes'ten örneğin yararlanmak çok mümkün olmuyor. Çünkü fabrikanın kendisi Danimarka'da oluyor. Yani Danimarka bu anlamda çok kilit, birçok markanın da üretimini yaptığı bir nokta olarak Türkiye'de rüzgar sanayicileriyle ilişkilerin geliştirilmesi bakımından çok hayati bir rol oynuyor. Finansmanın geliştirilmesi adına neler yapılabilir? Öneri ya da bu konuyla ilgili bir politika geliştirmesi olacak mı? Thank you. Çok teşekkür ediyorum. Söylediğinize de katılıyorum açıkçası. Türkiye enerji politikası tabii ki Türkiye'deki durumla başlamak zorunda. Başka bir ülkeden doğrudan alıp bunu kopyalamak mümkün değil. Tabii ki kuvvetli yönleri dikkate almak lazım. Diğer unsurları dikkate almak lazım. Ve Danimarka'da Türkiye ile ilgili tabii ki bir anlaşmamız söz konusu. Ortak araştırmalarımızı, ortak kaynaklarımızı tabii ki kullanmak istiyoruz ve bu bağlamda adımlar atmak istiyoruz. Ve hükümet gibi olarak tabii ki örneğin belli belgelerde üretime başlamalarını söylemiyoruz tabii ki firmalara. Bunu tabii ki uzun vadeli, yani dayanıklılık ve aynı şekilde piyasanın durumu önemli noktalar. Tabii ki aynı şekilde üretim açısından baktığımızda tabii ki Türkiye'de de önemli bir nokta bulunmakta. Finans açısından baktığımızda pek çok finansal aracımız bulunmakta, kullanmakta olduğumuz ve şu ana kadar yapılmış olan çoğu rüzgar parkı özellikle Danimarka hükümeti tarafından, Danimarka devleti tarafından desteklenmiş durumda. Çünkü rüzgar enerjisine baktığımızda tabii ki operasyonel maliyetler çok yüksek değil. Aynı şekilde burada çok ciddi bir yatırım yapmak gerekiyor öncelikle ve daha sonra bu yatırımı birkaç yıl, belki de daha uzun süreler boyunca arkasında durmanız gerekiyor. Dolayısıyla ciddi şekilde finans anlamında destek olunması gereken bir yapıdan bahsediyoruz ve Türkiye'ye baktığımızda da bu çok pozitif ekonomik momentumu ciddi şekilde ileri doğru taşıyabilir ve aynı şekilde uzun vadeli bir çerçeve düşünülebilir, sistem düşünülebilir. Çünkü özellikle yatırım açısından tabii ki güvenin son derece önemli olduğunu biliyoruz ve tabii ki burada rüzgar enerjisi için tabii ki toplumun da taleplerini dikkate alarak tabii ki buna göre bir adım atmak gerekiyor. Tabii ki tek bir noktadan başlayamayız bu bağlamda, ancak bu tabii ki oldukça genel kapsamlı bir soru diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Oradan devamla bizim Danimarka'dan bu yönde hem rüzgar endüstrimizin beklentileri, ülke olarak da neler olabilir, nasıl işbirlikleri geliştirilebilir diye size sormak istiyorum. Mesela evet, biz daha yeni yeni bu sanayimizi inşa ediyoruz. Aslında çok başarılı firmalarımız da var. Fakat bir yandan da biliyoruz ki daha ileri teknoloji ürünlerini bu alanda da henüz yapabilir seviyede değiliz. Ya da yetkin olarak yapabilir seviyede değiliz. Ama düşük teknolojili pek çok alan da var. İşte kanatlardır, kuledir ki başarılı firmalarımız var. Fakat mesela Danimarka, belki başka ülkeler de aynı şekilde bunu farklı yerlerde yapmayı tercih ediyorlar. Vietnam'da, bir başka uzak doğu ülkesinde buna yönelebiliyorlar. Acaba bunları, bu tür yatırımları Türkiye'ye çekmek için bir politika geliştirmek
mümkün müdür ya da neler söylersiniz bu konuda? Bunu aslında Sayın Peterson'a da sormak istiyorum aynı zamanda. Teşekkür ediyorum Hakan Bey. Tabii öncelikle Sayın Bakan'ın da değindiği bir hususu ben de altını çizmekte yarar görüyorum. Sonuçta baktığımız zaman Danimarka, işte Avrupa Birliği, Türkiye liberal ekonomi politikalarının ve liberal enerji politikalarının geliştirilmeye çalışıldığı ülkeler ve bölgeler. Tabii liberal politikaların temel özelliklerinden bir tanesi bir takım teşvikler vesaire mutlaka özel alanlar için olur ama sonuçta rekabetçi olmak durumunda. Piyasaların yatırımcıya güven verecek bir istikrarı mutlaka önemli. Biz Türkiye olarak tabii kendi enerji politikalarımızı özellikle son 10-12 yılda bir reform sürecinden geçiriyoruz ki zaten bu başladığı zaman bir tarihte biten değil, süregelen dinamik bir süreçtir. Ve geldiğimiz nokta itibariyle de şöyle baktığımız zaman Avrupa Birliği üyeleri dahil, birçok Avrupa Birliği ülkesi dahil, geldiğimiz noktada piyasalarımızın gelişme düzeyi aslında küçümsenecek bir seviyede değil. Dediğim gibi birçok Avrupa Balkan ülkesi, Avrupa Birliği ülkesinin belki ötesinde bir hızla ilerliyoruz. Enerji politikalarımız kurumsal ve kurallar bağlamında şu anda Avrupa Birliği normlarıyla örtüşüyor. Mutlaka kendi özel şartlarımızdan kaynaklanan örtüşmeyen noktalar vardır ama bu her ülke için geçerli. Yani Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkenin de yine kendi özel şartlarından kaynaklanan uymayan durumları vardır. Tabii Türkiye baktığımız zaman gelişmiş dünya ekonomileriyle entegrasyon konusunda çok uzunca yıllardır çok önemli mesafeler kaydetmiş durumda. Yani baktığımız zaman para piyasası, sermaye piyasası, bankacılık sektörü, ekonominin diğer enstrümanları gelişmiş dünya ekonomileriyle iyi bir entegrasyonu sağlamış durumda. Bunun mutlaka sonuçlara da yansıdığını, yansımış olmasını bekleriz ki sonuçlara baktığımızda biraz önce rakamları verdim. İşte 7000 megawatt geçtiğimiz yapılan yatırım, bunun neredeyse tamamı özel sektör tarafından bir şekilde yapılmış ve finanse edilmiştir. Ondan önceki verdiğim işte 3500-4000 megawattlar ki bunların birçoğu daha küçük ölçekteki ülkelerin bir yılda kendi yani bizim eklediğimiz kurulu güç belki o ülkenin toplam kurulu gücüne eşdeğer güçte. Yani bunları küçümsememek lazım. Şunu söylemek istiyorum. Bir şekilde Türkiye'nin enerji piyasasının içerisinde bulunduğu durum özel kesimi ki özel kesimi arkalarındaki finans kurumlarıyla beraber düşünmek lazım. İkna edebilecek bir yeterlik düzeyine sahip diye bu sinyali böyle algılamak lazım. Ama eksiklerimiz var mı? Elbette var. Eksiklerimizin bir kısmı sürecin dinamik olmasından kaynaklanıyor. Yani süreç dinamik, o hızda bu değişimleri sizin de içselleştirmeniz lazım. Burada bir takım aksaklıklar olabilir. İkincisi, özellikle politikalar bağlamında süreklilik ve öngörülebilirlik önemli. Süreklilik konusunda olması da öngörülebilirlik konusunda yatırımcı piyasasında tereddütlerin henüz aşılamadığını görüyorum. Dediğim gibi buradan bizim almamız gereken mutlaka mesajlar var. Danimarka ile Sayın Bakan da bahsettiler. İşbirliği anlaşmalarımız var, yürürlükte olan. İki ülke arasındaki karşılıklı bilgi değişimini, tecrübe değişimini gerek firmalar düzeyinde gerek bakanlıklar düzeyinde öngören ikili işbirliği anlaşmalarımız var ki bunların her iki ülke için de oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Netice itibariyle dediğim gibi rüzgar söz konusu olduğunda biz Danimarka'nın tecrübelerinden enerji verimliliği konusunda, rüzgar konusunda, ARGE konusunda yararlandık. Bunu önemsiyoruz. Bizim tecrübelerimizden de Danimarka'nın yararlanmasını önemsiyoruz. Şu ana kadar gelişen bu özellikle rüzgar bağlamındaki ilişkide daha çok Danimarkalı firmaların Türkiye piyasasında ekipman satışı bağlamında oldukça aktif olduklarını görüyoruz ki bunun Türkiye enerji piyasasına bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Elbette ki bu yatırımcıların taleplerinin karşılanması bağlamında mutlaka önemli. Fakat Türkiye'nin bir diğer temel önceliği ki Hakan Bey bunu ifade ettiler, bu politikalarımızda yansımış durumda. Türkiye
özellikle yaptıklarının yanında yapacağımız, harekete geçireceğimiz potansiyeli dikkate aldığımız zaman işte 3000 megawattlardayız, 20.000 megawattları konuşuyoruz. Güneşte benzer durum söz konusu. Türkiye'nin temel tercihi ve önceliği bu teknolojinin Türkiye'de kendi sınırlarımız içerisinde bir şekilde geliştirilmesi, üretiminin ağırlıklı olarak ekonomik olduğu ölçüde, yani ekonomisine rağmen değil, ekonomik olduğu ölçüde Türkiye'de üretilmesini tercih ediyoruz. Bu doğrultuda da yine Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda Türkiye'de üretilen ekipmanları kullanan yatırımcılara o bahsedilen örneğin rüzgar için 7,3 sente ilaveten 11 sente kadar verecek varacak, yani aradaki yaklaşık 4-4,5 sent daha ilave teşvikler veriyoruz ki ya talep oluşturalım. Çünkü biz yatırımcılara bunu verdiğimiz zaman bu teşviki, bu daha yüksek fiyat demektir. Rüzgar yatırım yapacak yatırımcılar lokal ekipmana yönelecektir. Bu bir pazar oluşturacaktır. Bu pazarda örneğin yabancı firmaları da, Danimarka firmaları dahil olmak üzere yerli firmalarımız da bu ekipmanları olabildiği kadar Türkiye'de üretme konusunda teşvik edecektir diye düşünüyoruz. Geldiğimiz noktada elbette ki Danimarkalı firmaları da Türkiye'de kendileri için ekonomik olmak kaydıyla mutlaka Türkiye'de bu ekipmanları üretmeleri konusunda davet ediyoruz, teşvik ediyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz neticelere baktığımız zaman kişisel kanaatim mutlaka bizim bu politikalarımızı biraz daha geliştirmek ve daha sonuç alıcı tarzda dizayn etmek ihtiyacı var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ben gazeteci olarak biraz daha az diplomatik olabilirim diye düşünüyorum. Ve Sayın Peterson'a şunu sormak istiyorum Sayın Bakan'a. Türkiye, Danimarka için bu alanda böyle santral satmak yönünde güzel bir pazar mıdır? Esas itibariyle serbest ekonomi, liberal ekonomi hepsine tamam. Ama aynı zamanda birlikte bir yeni pazarlara da açılabilecek ki Türkiye'nin kendi pazarı da zaten son derece büyük. Ama bir anlamda elini taşın altına koyarak Türkiye'de yatırıma yönlendirilecek, Danimarkalı firmaları da yatırıma yönlendirecek bir politika üretilmesi gereken değerde bir yer midir? Ne düşünüyorlar? Görüşü nedir? Tabii ki bir bakanlık olarak siz gidin şunu yapın demek çok doğru olmayabilir, kolay olmayabilir ama bu yöndeki sonuç itibariyle dünyadaki gelişmeleri de hep birlikte biliyoruz. Ve ikili artık anlaşmaların, ikili gelişmelerin dünyada daha fazla yer aldığını, daha öne çıktığını da biliyoruz. Ne düşünüyorlar? Ben düşüncelerini öğrenmek istiyorum, yaklaşımını. İlginç bir soru bence. Teşekkür ediyorum sorunuz için. Tabii şurası da çok bariz. Kulelerin mesela yapılmasında bir yanda baktığınız zaman işte dünyanın öbür ucundan kurup bu tarafa getirmek çok zor. O nedenle de bu kadar büyük kuleleri taşımak yerine bunları yerel olarak üretmek daha mantıklı olabilecektir. Yapıldıktan sonra da gereken diğer komponentler lokal olarak yapılabilir. Belki dışarıdan getirilebilir. Böylelikle de konuyla ilgili Türk tarafları da çok istekli olacaktır bence. Bir iş fırsatı da bütün taraflar için doğuracaktır. Türkiye jeopolitik olarak çok hassas bir yerde ve burada yatırım yapmak bizim için çok önemli olacaktır. Gümrük Birliği var Türkiye'de. Avrupa tam üyelik konusu gündemde. Bununla birlikte diğer pazarlara da erişim konusu gündeme gelecektir. Yani Türkiye bir kilit nokta bence. Herhangi bir siyasi teşvik olmadan da zaten çok cazip bir piyasa olacaktır ama Türkiye'de var olabilmek bence Danimarka şirketlerinin, firmalarının da çok olmak istedikleri bir şey. Onun için eminim ki çok imkanlar var Türk piyasasında. Çok ilgi de var. Türkiye'de tabii ki görünürde uzun vadede kalkınma açısından, bu sektörün geliştirilmesi açısından da çok büyük bir istikrarlılık, çok büyük bir isteklilik olduğu da görünüyor. Türkiye kendi içerisinde çok güçlü bir ülke aynı zamanda. O nedenle Danimarka kökenli firmaların da Türkiye'deki fırsatların peşinde olacaklarına inanıyorum. Benim tabii size birkaç sorum daha olacak. One of them. Bir tanesi Sayın Dilek Demirci sormuş.
Aslında onun nezdinde birçok çevreyle ilgili soruyu da toparlamak istiyorum. Santrallerin biraz önce de açılış konuşmalarında da bahsedildi. Bu tabii çevreyle ilgili konular hem HES'lerde olsun ama RES'lerde de son dönemde giderek daha fazla gündeme geliyor. Danimarka'nın bu konudaki tecrübesi nedir? Önerileri neler olabilir? Danimarka'da RES santralleri, RES'ler kurulurken çevreyle ilgili, ki biliyoruz Danimarka çevreci yaklaşımlar bakımından da son derece gelişkin bir ülke. Ama bu endüstride de gelişkin bir ülke. Nelerle karşılaştı, sorunları nasıl aştı? Tabii aslında rüzgar türbinlerinin çevre etkileri konusu çok tartışma konusu oldu. Önce offshore başladık. Aslında bunları çok yakın bir şekilde insanlara yaklaştırmamak için. Daha ucuz ama özellikle de baktığınız zaman karasal rüzgar türbinleri açısından da kaç tane Danimarka karasına sığar, bu bir tartışma da var. Türkiye'de tabii ki yer sıkıntısı olmadığını görüyorum. Büyük bir ülke ama Danimarka için bir sıkıntı. Bizim rüzgar çiftliklerini insanlara çok yakın yerleştirmememiz gerekiyor. Çünkü gürültüsünden şikayet ediyorlar öncelikle insanlar. Onun için biraz halkın yaşadığı yerlerden uzaklaştırmak, özellikle de mesela göçmen kuşların geçiş rotalarında bulunmamalarını sağlamak gerekiyor. Özellikle kuş bilim uzmanlarıyla konuştuğumuz zaman rüzgar türbinlerinin nereye yerleştirilmesi konusunda çok önemli tavsiyeleri oluyor. Yanlış bir yere konulduğu zaman çünkü çok fazla sayıda göçmen kuş ölümüne yol açıyor rüzgar türbinleri. Şimdi tabii kuşlar artık onları görebiliyor. Giderek daha büyüdü tabii ki rüzgar türbinleri. Neden bilmiyorum ama kuşlar direkt içlerine doğru uçmayı tercih ediyorlar. Bugün artık türbinler büyüdüğü için bu sorun birazcık azaldı. Ama yine de rüzgar türbinlerinin nereye konulması gerektiği konusu çok önemli. Denizden açık yerlere konulması, karadan uzağa konulması bizim bir tercihimiz oldu. Şef, size de birçok soru var ama ben şöyle biraz özetleyerek bazılarını, Zeki Eriş Bey sormuş Polat Enerji'den. Şimdi Sayın EPDK Başkanı da belirtti, daha sürdürülebilir bir yatırım ortamı sağlamak için çalışmaların yapıldığını ifade ettiler. Acaba Enerji Bakanlığı da özellikle yeni müracaat kabulünde ve bağlantı görüşü vermede yatırımcıları hızlandırıcı bazı çalışmalar, uygulamalar, yöntemler planlıyor mu diye bir soru var. Bir de yarışma yolu konusuyla ilgili soru ifade edilmiş. Hani bunun esas olarak yatırımcının öz kaynağını tükettiği, 3-5 kat yatırım yapma imkanını elinden aldığı yönünde bir eleştiri var. Yarışma yolu neden seçildi diye soruluyor. Başka bir yol bulunabilir mi diye ifade ediliyor ve aslında buradan bir de Sayın Peterson'a gönderme yapılıyor. Acaba bu yarışma yolu Danimarka'da da uygulanıyor mu diye. Evet. Tabii bu süreçte, bu dinamik süreçte mutlaka yaşadığınız sürecin öğretici dersleri oluyor. Yani baktığımız zaman rüzgar konusunda biz konuşmacılarımız da değindiler. Büyük ümitlerle olabildiği kadar bürokrasinin en az olduğu, yatırımcının önündeki engellerin minimum olduğu bir yapıyı işte 2005 yılında, 2006 yılında, 2007 yılında dizayn etmeye çalıştık. Fakat uygulamada çok iyi niyetlerle öyle bir yol haritasını uygulamaya çalışmamıza rağmen birçok sorunla karşılaştık. İşte en büyük sorunlardan bir tanesi işte o tarihlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuz çok iyi bir niyetle rüzgar yatırımcısının önünü açmak için işte lisans müracaatlarını kabul etti. Yanlış hatırlamıyorsam 70-80 bin megawatt birdenbire bir müracaat oldu. Sistem bloku oldu ve bugüne kadar yani yaklaşık 6-7-8 yıldır o blokajı temizlemekle vakit geçirdik. Netice itibariyle bu geçmişte yaşananlar, dediğim gibi geldiğimiz noktanın mutlaka olumlu anlamda işte 7-8-10 megawattlardan başlayıp 3500 megawattlara işte 1500 megawatt yatırımı devam ediyor. Mutlaka mutlu eden tarafları var ama çıkardığımız dersler de var. Biz 2015 yılında
yeni yol haritasını dizayn ederken, yani 3000 megawattlık bir sürecin yol haritasını dizayn ederken, yatırımcılarımızın işte sıkıntı yaşadıkları, bizim bürokrasi olarak, bakanlık olarak, EPDK olarak, kurumlarımızla, TİH olarak sıkıntı yaşadığımız, çünkü bizler de onu yaşadık, tüm bu hususları gözden geçirerek ve paydaşlarla da ortak aklı geliştirerek o yaşadığımız sıkıntıların olmayacağı, yeni sıkıntıların da oluşmayacağı bir süreci dizayn etmeye çalışıyoruz. Soruyu soran arkadaşımızın sorusuna direkt cevap, tabii ki biz tüm kurumlarımız, yani bakanlığımızın koordinasyonunda, işte EPDK'nın, bakanlığımızın ilgili kuruluşların katılımıyla bunlar yapılıyor. Yani EPDK'nın yaptığı çalışmanın içerisinde bakanlık olarak diğer kurumlarımızla müşterek yapılan bir çalışma bu. Hedefimiz de dediğim gibi yaşanan tecrübeleri dikkate alan, olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışan, yatırımcının önündeki zaman itibariyle ve diğer kaynaklar itibariyle israfa yol açan anlamsızlıkları ortadan kaldıracak bir yol haritasını müşterekin geliştirmeye çalışıyoruz. Zaten geliştirdiğimizde dediğim gibi hem bu süreçte hem de nihai hale uygulanmadan önce de yine paydaşlara bunlar istişare edilecek. Sadece EPDK'nın değil, sadece bakanlığımızın değil, tüm kurumlarımızın, tüm bürokrasinin artı paydaşlarla birlikte tüm Türkiye'nin ortak aklı olacak bu yeni yol haritası. Ve inşallah olabildiği kadar sorunsuz olacak. Biz mesela rüzgarda yaşadığımız bu olumsuzlukları ve tecrübeyi örneğin güneş konusunda yansıtmaya çalıştık. Ama güneş konusundaki 600 megawattlık süreçte de gene bir takım aksamalar, eksiklikleri gördük. Yeni güneş santrallerin müracaatlarında da yine bu tecrübelerimizde mutlaka istifade edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Peterson, acaba Danimarka'daki uygulama bakımından özellikle bu feed-in tarif, fiyat ve süreler bakımından biraz bilgi paylaşmak ister misiniz? Öneriniz varsa da paylaşırsanız sevineceğim. Biz tabii feed-in tarif sistemini çok rahat kullandık. Çok da mutlu olduk. Yani çok doğru bir şekilde sübvansiyon sağlandığını söyleyebilirim bu tarife sisteminde. Özellikle ilk 10 yıl için belirlenmiş fiyatlarda. Yani bunların tabii ki 25 yıllık bu türbinlerin bir ömrü var. Ondan sonra tabii ki pazar bazlı fiyatları üretmeye başlayacağız. Bu açıdan çok iyi. Çünkü genel elektrik fiyatlarını düşürüyor. Ama tabii ki rekabeti de zorlaştırıyor. Başka sistemlerimiz daha var. Mesela açık denizde yaptığımız zaman örneğin açık ihale yapıyoruz. İşte belli megawatt kapasiteli olarak teklif verilebiliyor ilgili taraflarca. Şimdi her iki sistemin de avantajları, dezavantajları var. İyi tarafı şu ki feed-in tarif sistemi özellikle özel yatırımcılara belli bir karlılık da sağlıyor. Yani bunu çok yapmak istiyorlar çünkü sermaye açısından da faydalı olabiliyor. Özellikle rüzgar enerjisi açısından da duyarlı olduğunu düşünüyorum. Bu tarife sistemi yatırımcının kar sağlayabileceği bir sistem. Çok hızlı bir şekilde rüzgar türbinlerini uygulayabiliyorsunuz. Size devam edeyim. Genellikle tabii sorular size ve Sayın Bakan arasında böyle dağılıyor. Bir ilginç bir nokta olduğu için de bir ifade etmek istiyorum. Bu enerji sistemleri mühendisliği konusu ile ilgili, hani kamu kurum ve kuruluşlarında kadro açılması meselesini ile ilgili de birkaç soru var. Bu konuda bir söylemek istediğiniz, kamuoyuyla paylaşmak istediğiniz bir bilgi olur mu? Tabii son yıllarda talep artı özellikle akademiyada orada da çeşitlendirmeyi görüyoruz. Yani birçok mühendislik dalında eskiden tek bir isim altındayken şimdi branşlarda da ihtisaslaşmanın olduğunu görüyoruz. Bazılarında işte bölüm açılıyor. İşte eskiden sadece makine mühendisi varken işte uçak mühendisi, şimdi elektronik ve mekanik birleşmiş mekatronik, bu bahsettiğiniz uygulamalar. Bunlar özel ihtisas alanlarına cevap vermek üzere güzel gayretler akademik alanda. Biz tabii kendi iş gücü planlamamızda kurumlarımızla ve bakanlık olarak mutlaka bu akademik alandaki gelişmeleri
dikkate alarak kendi ihtiyaçlarımızla bunları bir araya getirmeyi yani şey yapıyoruz, bunları görmezden gelmiyoruz. Fakat özellikle dikkatinizi çekmiştir. Yani Türkiye'de işte biz mesela son 10 yıla baktığımız zaman üretim sektöründen kamu tamamen çekildi santrallerden. Dağıtım sektöründen şu anda tamamen çekilmiş durumda. Bir tek iletim sistemi TİH Genel Müdürlüğümüzün tekelinde, elektrik sektörü üzerinde konuşacak olursak. Bu bağlamda artık özel kesimin artan bir iş gücü talebi var. Yani biz bürokraside kendi kurumlarımızdaki yetişmiş iş gücünü dahi özel sektörde bir şekilde transfer olduğunu görüyoruz, talep olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda da bu enerji sistem mühendisi dahil o bu tür branşların mutlaka bu gelişen ve ağırlığı gittikçe artan özel sektör piyasasında karşılığının olacağını düşünüyorum. Ama başta da belirttiğim gibi kurumlarımız da ki şu anda bir tek elektrikli TİH kurumumuz kaldı. Kendi ihtiyaçları çerçevesinde mutlaka bu üniversitelerdeki eğitimin önerdiği yeni iş gücü iş profillerini kendi ihtiyaçlarına dikkate alıyorlar. Çok teşekkürler. Şimdi üniversite sanayi işbirliği bağlamında Danimarka Türkiye arasında bazı işbirlikleri olabilir mi diye pek çok soru geliyor. Özellikle Sayın Bakan'ın akılcı olur Türkiye'de en azından lojistik anlamda çok fazla yani pahalı olan kısımlarının Türkiye'de taşınması gibi ifadesinden sonra bu yönde ne tip işbirlikleri olabilir? Hatta öğrenci değiş tokuşu meselesi burada olabilir mi, yararlı mıdır diye soruluyor hem size hem Sayın Bakan'a. Öncelikle sizden alayım, sonra da Sayın Peterson'a vereyim. Tabii ülkeler Hakan Bey, netice itibariyle birçok şey yapmaya çalışıyorlar. Örneğin Türkiye'nin politikalarına baktığımız zaman biz rüzgarda olsun, güneşte olsun, diğer alanlarda olsun olabildiği kadar bu üretimlerin yerli olarak yapılmasını arzu ediyoruz. Bu teknolojilerin Türkiye'de gelişmesini arzu ediyoruz. Tabii bu bağlamda yerel teknoloji geliştiren firmalarımızı da yabancı firmaları da örneğin Danimarkalı firmaları, diğer alanlarda diğer ülkeleri bu konuda teşvik ediyoruz. Bu konuda politikalar geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu söylerken de tabii Türkiye'nin avantajlarını mutlaka onlar da takip ediyordur. Biz de bir kez daha hatırlatıyoruz. İşte hızla büyüyen dinamik bir nüfus, büyüyen ve önemli hedefleri olan bir ekonomi, büyüyen bir enerji sektörü. Kaldı ki Türkiye'nin içerisinde bulduğu jeopolitik konuma baktığımız zaman enerji kaynaklarına erişim, yani biraz rüzgarın dışına çıkacak olursak, artı Türkiye'nin etrafında yani baktığınız zaman işte birkaç saatlik uçuş mesafesinde 3-4 trilyon dolarlık bir ekonominin olduğu bir çok yapı doğru, vesaire. Evet. Biz bunları mutlaka hatırlatıyoruz ama sonuçta bu firmalar da profesyonel firmalar, global ölçekte iş yapan firmalar bu unsurları mutlaka kendileri de değerlendiriyordur. Biz bir kez daha hatırlatıyoruz. Geliştirdiğimiz teşviklerle bu sistemi harekete geçirmeye çalışıyoruz ki bizim politikamıza hizmet etsin diye. Ama dediğim gibi sonuçta rekabetin olduğu ve karlılığın olduğu piyasada firmalar da mutlaka bunu değerlendiriyordur. Bu bağlamda tabii ki bakanlıklarımız arasında yani karşılıklı beklentileri ölçmek, çünkü siz bir şey istersiniz ve geliştirirsiniz ama hitap etmiyorsa karşılığını alamazsınız. Bu bağlamda mutlaka çok değişik seviyelerde diyaloglarımız oluyor. Bu diyalogların bugüne kadar faydasını gördük. Yani Danimarka bağlamında biz faydasını gördük ve bunu sürdürmeyi arzu ederiz her ülkenin yararına. Evet. Bununla birlikte bu öğrenci değişimi konusunu gündeme getirdikleri için teşekkür ediyorum. Yani böyle bir konuyu biz muhataplarımızla görüşürüz ve uygulanmasını biz de yarar görürüz. Bir parça ona yönelik sorular da vardı. Hani Türkiye'de rüzgar enerjisi hem santral yani sanayi bakımından hem de operasyonu bakımından, uygulaması bakımından yeterli vasıflı kalifiye eleman olmaması nedeniyle de böyle bir herhalde talep gündeme geliyor diye düşünüyorum. Ama zaman da giderek daralıyor. Müsaadenizle Sayın Bakan'a da hem size yönelttiğim soruyu sormak istiyorum hem de bir başka soruyu da hemen arkasına ek yaparak devam etmek istiyorum. Rüzgar
enerjisi üretiminde bireyleri ve küçük işletmeleri Danimarka'nın tecrübesi bakımından nasıl dahil edildi? Bununla ilgili özel bir politika uygulandı mı diye sormak istiyorum. Cüneyt Bey'in sorusuna atfen. Çok teşekkürler. Yine ilginç bir soru. Aslında Danimarka'daki rüzgar enerjisinin en başından başlamak lazım. Kimsenin hiçbir şekilde bir kapasitesi olmayan bir alandı. Çünkü gelişmiş bir alan değildi. Ve özellikle fiberglass botların yapılmasıyla birlikte biliyorsunuz başlatıldı. Ve bunların biliyorsunuz kanatları vardı. Bu materyalleri kullanmaya başladılar. Ve daha sonra bu şekilde türbin kanatlarını oluşturmaya başladılar ve bunun üzerinden gelişmeye devam etti. Gelişti, gelişti, büyüdü ve halen sonuna gelmedik. Ve tabii ki şunu söylemek lazım. Eş zamanlı olarak tabii ki hem elimizdeki kaynakları geliştirmeye çalışıyoruz hem de aynı zamanda tabii ki personelin becerisini geliştirmeye çalışıyoruz. Enerjimizin büyük kısmının tabii ki buna bağlı olduğunu düşündüğümüzde özellikle meteorolojik gözlemler çerçevesinde bu adımların atılması gerekti. Örneğin yarın bu ne kadar rüzgardan ne kadar enerji üretebileceği sonucuna bakıldığında tabii ki burada yarının örneğin hava durumunu bilmek gerekiyor. Tabii ki enerji sektörü içerisine, endüstri içerisine giren çok fazla değişken unsur var ve bu çok hızlı bir şekilde geliştiği için bunu da aslında kabul etmek gerekiyor ve gerçekten bizim işbirliğimiz, Türkiye ile olan işbirliğimizden son derece memnunum, mutluyum ve gerçekten karşılıklı olarak çok iyi bir şekilde tecrübe kazandığımızı düşünüyorum. Özellikle bu bilgilerin, bu tecrübelerin birbirimizle değişmeye devam etmek tabii ki bizim istediğimiz şey. Hepimiz tabii ki global rüzgar kapasitesinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Ve tabii ki herkesin tabii ki bizim tecrübelerimizden de faydalanmasını isteriz. Dolayısıyla bu işbirliği anlaşmasını imzaladığımız zaman Türkiye ile bu enerji alanına dahil bir anlaşma olacak. Ancak bunun dışında yani şekilde Türkiye Bilim ve Sanayi Bakanlığı ile birlikte bir yaptığımız bir renovasyon yenileme anlaşması da var. Ve gerçekten bu anlaşma öğrenci değişimini de muhakkak içinde barındıracaktır diye düşünüyorum ve bu evet bu tabii ki düşünülebilir evet. Ve bunun neden bu anlaşmanın parçası olmasın ki? Gayet mantıklı. Bununla ilgili hiçbir şekilde kapalı bir kapı yoktur. Ancak kapıdan tabii ki giren birileri oldu mu bunu bilmiyorum. Son sorunuz neyle ilgiliydi? Yok, ekstra bir sorumuz daha vardı. Evet, KOBİ'ler için, KOBİ'lerle ilgili nasıl bir ilerleme kaydettiniz ve aynı şekilde bireylerle ilgili? Bireysel girişimcilerle ilgili. Bireysel girişimcileri ve KOBİ'leri tabii ki sürece dahil etmek istedik. Bununla ilgili rüzgar türbinleriyle ilgili çok ciddi anlamda yine aynı şekilde adımlar atıldığını biliyoruz. Ancak özellikle burada tabii ki KOBİ'lere ve bireysel girişimcilere bağlı olan bazı parçaları da bulunmakta. Ben de gidip bu şirketleri ziyaret ediyorum. Son derece ilginç gerçekten. Onları özellikle bir hükümetle bağlantılı olarak bir yenileme çerçevesinde kullanmak istiyoruz. Özellikle onların yapmak istediği şeyi biz de aslında onlarla birlikte yapmak istiyoruz. Olayı fikirden piyasaya taşımak istiyoruz. Ve bu şekilde tabii ki bazı küçük firmalar hedefleniyor ve onlar ciddi şekilde teşvik ediliyor. Örneğin belli bir firmanın, belli bir şirketin belli bir teknoloji geliştirmesi ve bunu piyasaya sürmesi gibi. Aynı şekilde bireyleri de, bireysel girişimcileri de tabii ki işin içine dahil etmek istiyoruz. Tabii ki bir türbin oluşturduğunuz zaman buradaki projenin %20'si tabii ki bu bölgede yaşayan insanlara dağıtılmalı. Projenin %20'si insanlara pay olarak verilmek durumunda. Çünkü insanlar bu rüzgar kaynaklarına ve aynı şekilde türbinlere yakın oldukları zaman, rüzgar üretim merkezlerine yakın oldukları zaman tabii ki onlar da mutlu oluyorlar ve kendilerini bu işin parçası gibi hissetmeye başlıyorlar. O zaman da onlara tabii ki destek vermek gerekiyor. İsterseniz hemen
hemen salona da dönelim. İki kısa soru alabiliriz gibi geliyor. Zamanımızı büyük ölçüde bitirdik. Programları da aksatmak istemiyoruz ama özellikle gazeteci arkadaşlarımızdan, basın mensubu arkadaşlarımızdan varsa iki soru alalım. Demek ki şuradan bir el kalktı. Ben de tam hani demek ki iyi anlatmışız konuyu diyecektim ki. Buyurun beyefendi. Merhaba. Hakan, kendinizi de söyleyin. Hakan Yıldırım, Siemens Rüzgar Bölümü. Buyurun. Benim sorum Yusuf Bey'e. Lokalleşme ile ilgili ister Danimarkalı firmalar olsun uluslararası, ister Alman, ister herhangi başka bir milletten. Onların daha fazla lokalleşebilmesi ile ilgili neler yapabiliriz? Hem yardımcı olmak hem motive etmek anlamında. Bu konuda çünkü çok yoğun çalışıyor ekibiniz, ben biliyorum. Önümüzdeki dönemdeki gelişmeler nasıl olacak? Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Belki güncel bir bilgiyi paylaşmakta fayda var. Geçen sene lokal content, yani yerli ekipman kullanımı teşviklerinden yararlanmak üzere toplam 18 müracaat vardı. Ve bu yıl bunlar bu teşvikten yararlandılar. Bu yıl başvurularının ve teşvikten yararlanmayı hak edenlerin, hak eden işletmelerin sayısı 35 oldu. Bunların, bu 35 işletmenin 33'ü rüzgar enerjisi işletmesi. Dolayısıyla bu teşvik sisteminin işlediğini düşünüyoruz. Zaten işlediğini arazide şöyle görüyoruz. Birçok firma yerli kanat artı yerli kule artı belli bağlantı elemanlarını kullanmaya başladılar. Bunlar da tabii o ekipman imalatçısı işletmeler için çok önemli bir etki icra ediyor. Bunun ötesinde ne olabilirin cevabı biraz enerji bazlı, yenilenebilir enerji bazlı araştırma, geliştirme ya da ilk örnek projelerin desteklenmesi yönünde çabamız vardı. Bunun bir kısmı TÜBİTAK'la belki biraz uzun vadeli bir çalışma olarak sürüyor ama bizim asıl ilk örnekleri, Türkiye'deki ilk örnekleri desteklemeyi hedefleyen bir projemiz vardı, bir yönetmeliğimiz vardı. Maalesef onu yürürlüğe koyamadık. O yürürlüğe girebilseydi bir mevzuat, eksik bir mevzuat, bir mevzuat eksikliğinden dolayı onu belki tamamlamayı ve o sayede belki en azından ilk örnekleri, en azından hibrit projeleri vesaire destekleyebilmeyi ümit ediyoruz. Bir başka şey de belki yine güncel, şunu ifade etmek istiyorum. Yani soruyu da için, sorunun cevabını da kısmen içinde barındırıyor. Bir yenilenebilir enerji eylem planı çalışması yapıldı. EBRD ile birlikte ortaklaşa bir çalışma. Bir yabancı bir firma, uzman bir firma tarafından hazırlandı. Bizlerin gözetiminde ve katkısıyla. Bu eylem planı hem mevcut durumu değerlendiriyor hem de hemen her alanda eksikleri tespit ediyor ve bu eksiklerin ya da zayıf yanlarımızın geliştirilmesi için yapılacak olanları tespit eden, söyleyen bir plan. Bir gelecek yol haritası çiziyor. Tüm yenilenebilir enerji branşlarında rüzgar münhasıran dahil olmak üzere. Belki bu soruların, daha alt soruların çok detaylı cevapları orada yer alacak ve muhtemelen de bu yıl sona ermeden Sayın Bakanımızın da onayıyla paylaşılacak. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben de size Sayın Adaşım'a teşekkür ediyorum. Gerçekten maalesef sürenin sonuna gelmemize rağmen ben Sayın Yazar'a ve Sayın Ege Boy'a hiç söz verememiş oldum. Bu anlamda önemli bir eksikliği ve benim yetersiz moderatörlüğümü de desteklemiş oldunuz. Teşekkür ediyorum. Sayın Yazar, gerçekten özür dilerim ama zannediyorum sohbet esnasında size zaten sorular sorulacaktır diye düşünüyorum. Varsa
çok kısa bir değerlendirme için Sayın Egebo'ya da söz vermek isterim. Varsa bir değerlendirme yapmak için. Anything to say, anything to add? Şunu ekleyebilirim diye düşünüyorum. Özellikle işin finans boyutundan bir şey ekleyebilirim. Çünkü daha önce bir soru vardı. Finans kısmı nasıl harekete geçirilebilir denilmişti. Ve burada önemli olan bir nokta şu. Burada gerçekten çok ciddi anlamda bir finansman bulunmakta. Ancak finansmanın varlığı değil buradaki mesele. Yani çok fazla dünyada bu alana yatırım yapılabilecek olan fon bulunmakta, finansman bulunmakta. Ve bütün olay aslında yatırım koşulları meselesine geliyor. Ve çoğu bu yatırım koşullarının oluşturulması ve bu oluşturulması sonucunda finansmanı kendisine çekmesi üzerinden gerçekleşebiliyor. Ve burada tabii ki stabil durumların sağlanması, aynı şekilde risk ayarlamalarının yapılması, aynı şekilde öngörülebilir yine gelirlerin değerlendirilmesi dikkate alınmalı ve bu anlamda başarılı olursak çok ciddi anlamda bir yatırım söz konusu olabiliyor. Bu Türkiye'de de olabilir, başka bir ülkede de olabilir. Teşekkür ediyorum. Ben süremizin de sonuna geldiğimizi bir kere daha hatırlatıyor arkadaşlarımız. Ben başta Sayın Bakan olmak üzere Sayın Müsteşarıma, bütün konuşmacılarımıza, sorularıyla katkıda bulunan sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka daha sonraki toplantılarda da yine birlikte olmak dileğiyle. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola efendim. İyi günler diliyorum sizlere. Değerli misafirler, konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz ama onları hemen uğurlamıyoruz ve fotoğraf çekimi için bizimle bir süre daha kalmalarını rica ediyoruz. Ve bu arada tüm konuşmacılarımızı da buraya alacağız. Biraz akışı hızlandırmak adına sertifikalarını veremeyeceğiz kendilerinin ama en azından şunu söylemek zorundayım. Her bir konuşmacımız için 7 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Rüzgar enerjisi, çevreci, karbon salınımı olmayan temiz bir enerji kaynağı. Bu yılki plaket törenimizi rüzgar enerjisinin bu çevreci konsepti içinde planladık. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir insanın ömrü boyunca tükettiği enerji 7 ağaca karşılık geliyor. Biz de konuşmacılarımız adına 7'şer adet fidan dikimi gerçekleştirdik ve sertifikalarımızla bunu ifade ettik. Evet, konuşmacılarımız Sayın Doktor, Doçent Doktor Murat Mercan, Sayın Thomas Becker, Sayın Klaus Rave, Sayın Mustafa Yılmaz, Sayın Osman Kahveci, Sayın Soner Aksoy da biz.